İyi akşamlar. Haber Global'de Artı Eksi ile karşınızdayız. Üçüncü program, üçüncü kez konu aynı, koronavirüs. Daha uzun sürede aynı konu üzerinde duracağız gibi görünüyor. Çünkü tüm dünyayı etkilemeye, kasıp kavurmaya devam ediyor. Her gün güncellenen rakamlar bir öncekini mumla aratır halde. Dünya genelinde can kaybı 30 bin barajında ve bunun üçte biri sadece tek bir ülkede, İtalya'da. Tabii ki İtalya ile beraber en azından şimdilik ana üs olarak görünse de can kayıplarında sürekli vaka sayısının arttığı Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler var. Veya İspanya'da bugün yine 800'ün üzerinde can kaybı haberi geldi. Türkiye'de bu salgından azade değil elbette. Türkiye'de de vaka sayılarında artış var, can kayıplarında artış var. Bu nedenle koronavirüs ana gündemimizi oluşturuyor. Tüm hafta olduğu gibi, hatta tüm ay olduğu gibi Aralık'ta daha düşük profilli bir salgın olarak görülmüştü. En azından söylenen oydu Çin'deyken ama sonrasında arttı, bütün durum değişti. Başta söylenenlerin pek de tuttuğunu söylemek mümkün değil açıkçası. Bu nedenle bugün çok değerli iki konuğumuz var koronavirüsü konuşmak üzere. Hemen kendilerini takdim edeceğim. İki biyoloji alanında çalışan iki isim. Türk televizyonlarında pek çok programda bir biyoloğu görmek mümkün olmuyor. Biz de takip ediyoruz ne oluyor ne bitiyor diye. O yüzden bugün Artı Eksi'de biraz daha farklı pencereden bakmak istedik duruma. Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nesrin Özeren bizimle birlikte. Sol tarafında da Hacettepe Biyoloji mezunu ama aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi sinir bilimci Profesör Doktor Sinan Canan bizimle beraber. Gerçekten de keyifli bir program, en azından bilgilendirici, bilgi dolu bir program olacağını baştan söylemek mümkün. Siz de her zaman olduğu gibi programa hem Artı Eksi etiketiyle hem de ekranın sağ üstünde gördüğünüz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Şimdi en çok merak edilen soruyla aslında biz bu işten nasıl çıkacağız noktasında ana adres aşı ve aşı çalışmaları. Onunla başlamak istiyorum Nesrin Hocam sizinle. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile beraber bir koronavirüs konsorsiyumu oluşturdular. 17 Mart'ta da işte o oluşan konsorsiyum dahilinde aşı çalışmaları için en azından şu an bürokratik kısmı, yani o bürokrasi kısmı devam ediyor. Yazım işleri, bir laboratuvar aşaması başlayacak. Bütün dünyada çalışmalar var. Elbette ki Türkiye'de bu çalışmaların içerisinde. Sizin çalışmalarınızda durum nedir? Bu aşı ne zaman gelir? Ne kadar zaman alır? Hemen olacağını tabii ki tahmin etmiyoruz. 18 ay gibi ifadeler var ama en doğru bilgiyi sizden alacağıma inanıyorum. Herkese iyi akşamlar. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. 17 Mart yani 2 hafta gibi önce Sanayi Bakanımızın önderliğinde TÜBİTAK, TÜSEP başkanlarımızın da desteğiyle daha önce ülkemizde aşı projesi bulunan gruplar davetli bir toplantıya gittik. Bizim daha önce TÜBİTAK 1003 dediğimiz gene çağrılı proje çağrısı, konulu proje çağrısında bir çalışmamız oldu. Diğer gruplar da o şekilde. Açıkçası hani bazen çok mu geç kaldık gibi yorumlar da geliyor ama bu gruplar 5-10 yıldır zaten yoldaydı. Yani biz başka çalışmalar nezdinde teknolojilerimizi geliştirdik, bir yere getirdik. Kendi açımızdan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde son 10 yıldır biz bir doğal bağışıklık yanıtını denetleyen merkezi bir orkestra şefi gibi bir molekülü çalışıyoruz. Bu ACC adaptör proteininin mikrop geldiğinde oluşturduğu bir kompleks yapı. Şu mikrop kürecikten bahsediyoruz. Mikrop kürecik gerçekten bir toplu iğne gibi düşünün. Onu bine bölelim. O kadar küçücük bir yapı oluşuyor hücremizde mikrop geldiğinde. Ve biz bunun yapısını çok merak ettik. Normalde temel bilim çalışması yaparken nasıl oluşur? İşte bu mikro kürecik kendisinin yapısı nasıldır? Ve bununla ilgili yayınlarımız var. Açıkçası çok şaşırtıcı bir şey ortaya çıktı. Biz Amerika ile eş zamanlı bir şekilde bunun yayınını yaptık. Structure dergisinde. O da ACC proteininin önce ipliksi yapılar yaptığı, bu iplikler de üst üste katlanarak yumak oluşturuyorlar. Ve biz bu yumakçığı hücre dışına çıkartıp oda koşullarında tuzlu tampon çözeltide uzun süre kaldığını gördük ve dank etti. Dedik ki biz bu aşı için çok uygun bir yapı, çok da sağlam bir yapı. Şimdi bu mikro küreciğin üzerine mikroptan gelen aşılatmak istediğimiz herhangi bir ajanın
parçasını koyalım. Bizim işte 1003 projemiz buydu ve 2016-19 yılları arasında gerçekleştirdik deneyleri. Orada biz kuş gribi H5 gene böyle yüzey proteini başka bir proteinden ön çalışmalar yaptık. Ve bunları hayvan deneylerini de bir takım bitirdik. O yüzden şimdi biz hani devam eden bir silsilede hani 10 birim varsa 8. birimdeyiz zaten. Tam da orada şunu sorayım hocam. Şimdi bu işte mikrokürecik çalışmasında teknolojisi sizin ekibinize ait. Şimdi kuş gribi ve çeşitli kanser araştırmalarında olumlu sonuçlar alındı diyorsunuz. Olumlu sonuçtan kasıt laboratuvar ortamındaki olumlu sonuçlar mı? Yoksa doğrudan tedavi anlamında mı olumlu sonuçlardan bahsediyoruz? İşte laboratuvar ortamında derken hayvan modeli dahil. Tamam. Doğru. Bu 1003 projesinde biz kuş gribi ajanını denedik ve bununla fareleri tetikledik immün yanıtlarını. Daha sonra da işte aşılamada olması gerektiği gibi farenin bu ajana H5 dediğimize karşı antikor üretmesi beklenir. Bunlarda çok güzel bir yükselme tespit etti. Yani aşı teknolojisinin ilk bu kanıtı zaten elimizde var. 10'da 8'i kastederken o sondaki 2 kaldı yani. Biz öyle görüyoruz. Yani bizim merhalemiz bayağı ilerledi. Şimdi koronanın o spike dediğimiz ve işte taç yapısını oluşturan 3 tane molekülün yan yana gelip oluşturdukları yapının sonra hücrede konakçıya bağlanırken yüzey çok önemli. Orayı seçerek özellikle bunları yükleyeceğiz. Bunlara epitop diyoruz. Ve kendi teknolojimizle gene öncelikle fare hücre deneyleri, fare deneyleri, daha sonra da insan faz çalışmalarına gitmek üzere lab scale dediğimiz laboratuvar ortamından orta ölçeğe, orta ölçekten büyük ölçeğe geçilmesi gerekiyor. Ama şu andaki verilen proje sadece laboratuvar ölçeğinde ve hayvan deneylerini yapacak kadar ve hayvanda mesela doz çalışması yapacağız. 5 birim, 10 birim, 20 birim ne kadar verirsek bu yanıt daha iyi olur ve hayvana zarar vermeden, işte onu öldürmeden yapmanın yollarını farede modelleyeceğiz. Kanser kısmında da olumlu sonuçlarımız var. Şöyle ki bizim bu 4 dünya bölgesinde patentli teknolojimiz sadece tek bir şeye karşı değil. Yani biz haberlerde bozulmayan aşı diye onu tanıttık. Çünkü o zaman daha insanların ilgisini çekecek diye düşündük. Bu da doğru. Ancak bu platform teknoloji ve kendi sınıfında ilk bir örnek. Başka taşıyıcı moleküller gibi değil. O yüzden koronayı da koyabiliriz. Hepatit B ajanını da koyabiliriz. Kansere ait bir yüzey proteini de koyabiliriz. Bunu da denedik. Eldeki çalışmalar sonuçta hastalığın adı her ne olursa olsun sizi zaten belirli bir seviyeye getirmiş durumda. Aynen. Bu noktada ilk sorunun son bölümüne geliyorum. Ne zaman? Ne zaman? Yani biz projemiz 12 aylık kabul edildi. Yani bu bir önceki haberlerden farklı olarak imza süreci tamamlandı. Yani TÜBİTAK tarafından. Şimdi biz kendi gruplarımız olarak bu yüzey proteinlerinin hangi parçasını ask mikroküreciklerine yükleyeceğimizin teorik çalışmasını yapıyoruz ve şu anda en az 5 doktora öğrencim, onlara da selam olsun. İsimlerini söylemek isterim. İlke Elbette. Süder, Hafize Özenkaya, Davut Kalafani ve Efe Elbeyli, Elif Eren. Bunlar benim takımımdan. Fakat bu projede tek başıma değilim. O yönden de çok mutluyum. Bölümümüzde harika bir immünoloji uzmanımız var. Tolga Sütlü. O da bu projede partnerim. Ve biyokimyasal analizler açısından da İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümünden Profesör Doktor Gizem Dinler Doğanay takıma katıldı. O yüzden hızlı yol alacağımızı biz düşünüyoruz. Ümitliyiz. Ama konsorsiyumda Moleküler Biyoloji Genetik Bilkent, ODTÜ, değişik gruplar var. Ege, Selçuk ve bu birliktelik aslında hepimizi motive ediyor. İlaç çalışacak gruplar da var ve biz şu anda sanal ortamda devamlı yazışmaktayız. Çarşamba günü bir araya geleceğiz ve daha da net yol haritası yapacağız. Bazı hücre hatlarını birbirimize paylaşacağız. Yani hani senin benim aslında biz çok grup gibi görünse de ortak amaca doğru yol alacağız. Şimdi hocam ortak amaca doğru yol alıyorsunuz. Evet. Sonuçta pek çok üniversite var. İşte bu organizasyon içinde işte hem Sanayi Teknoloji Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var. Bir aşı çalışması yapılırken veya bu konuda bir işte ilaç için uğraş verirken
Bilgi en önemli unsurlardan biri. Bilgiye erişim. Şimdi biz Türkiye'deki en azından vakalar dahilinde hem işte gazeteci sınıfında olmamız hasebiyle hem de vatandaş olarak herhangi bir bilgiye ulaşmıyoruz. En azından işte dün yeni yeni işte rakamları görmeye başladık. Kaç tane yoğun bakımda var? İşte kaç hastamız entübe durumda? Dataya ulaşmıyoruz, veriye ulaşmıyoruz. Sizin için açık bir kaynak var mı? Veya o açık kaynaklar olsa da olmasa da sizin için bir şey fark ediyor mu? Yani bilgiye ulaştığınızda çalışma farklı ilerliyor. Evet. Ulaşmanızda farklı ilerliyor diye bir soru sormak isterim. Çok mantıklı tabii. Şöyle ki zaten Çin'de başladığı için de onlar ilk önce bu virüsün kodlama molekülü RNA'nın dizisini yayınladılar. Hani baştan tabii belki bir ay geç başladı bütün bu uyarı sistemi ama yayınladılar. Şimdi her ülke kendi vakalarının dizilerini çıkartıyor. Ve biz de bunu yapabilmek adına gene TÜSEB'e şu anda açık bulunan çağrıya Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği ile beraber yeni bir proje teklifi götürüyoruz. Burada da bizdeki virüslerden örnek alıp bunların genomları dizilenecek ve biz de Avrupa, Amerika, Çin ile kıyaslayacağız. Yani ve, daha talep var sadece. Talep var çünkü numunelere erişim sadece Hıfzı Sıha'daydı. Hıfzı Sıha genom dizileme kapasitesi olmadığı için birkaç hafta geciktik ama hızla bunu biz çok hızlı yapabiliriz. Çünkü aynı az önce bahsettiğim biz 8 birimi yol aldık. Türkiye'nin genom merkezleri var. Biz bunları keşke daha çok anlatabilsek televizyonlarda. Boğaziçi'nde biz 2010-14 yılları arasında Türkiye'nin genom projesini yapmıştık. Mesela bunu kaç kişi biliyor? Talep ne zaman yapıldı hocam? Şimdi yapılıyor. Yani Hıfzı Sıha'daki bilgiye erişim için talebi yaptığınız tarih belli mi? Ne kadar zamanda geri o biz sonuca ulaşacaksınız? Biz henüz orayla doğrudan çalışmadık Hıfzı Sıha ile. Onların sorumluluğu testlerin ve yani işlenmesi, test pozitif negatif sonuç vermesiydi öncelikli olarak. Tabii ki Hıfzı Sıha ile de ortaklık geliştirmeksi düşünülüyor. Bu gene bu konsorsiyumda bazı gruplarımız canlı virüs üretebilir. Çünkü onların biyogüvenlik seviye 3 kabinleri ve ortamları var. Yani herhangi birisi istediğinde bu virüsle aslında çalışmaması gerekiyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Yani Hıfzı Sıha bize nasıl yön verirse biz o zaman adım atabiliriz ama çok hızlı gelişecek bu. Çünkü bu yeni nesil dizileme cihazları hem TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde var, Aziz Sancar Merkezi Ankara'da var, başka değişik özel vakıf üniversitelerimizde, devlet üniversitelerimizde var. Yani bu örnek geldiğinde bir ay içerisinde biz belki 200-300 tane viral genom bulmuş olacağız. Bunu özellikle şunun için sordum hocam. Evet. Özür dilerim sözünüzü böldüm ama yani işte ne zaman başvuru yapıldı, ne zaman geri dönüş yapılacak? Şimdi sıfır vakadan dünyada 300 bin vakaya ulaşılması 18 hafta sürmüştü. Evet. 300 binden 600 bine çıkmak sadece bir hafta sürdü. Yani ve 18 hafta bir tarafta, bir hafta bir tarafta bahsettiğimiz rakam da 300 bin. Ve işte bakıyoruz İtalya'dan, İspanya'dan her gün artık 800'ün üzerinde ölüm geliyor. Amerika bir anda işte bu hafta içerisinde geriden geldi inanılmaz bir şekilde işte 100 bin sayısına ulaştı vakada. Yani zaman doğru. Hiçbir şekilde satın alınamıyor ve kaçtığı zaman da işte geç kaldık diye bu sefer hayıflanmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Orada da şunu söylemek isterim ben Türkiye'de dizilemeyi bahsettim bu geliyor ancak biz dünyadaki dizileri kullanarak zaten planımızı şu anda yapıyoruz. Bu durmak zorunda değil. Çünkü viral genomlar incelendiğinde bu ilk 3 ayda bizim hedef alacağımız bölgede çok aşırı değişkenlik yok. Yani biz planımızı zaten ona göre yapacağız. Ama Türkiye'den gelen örnekler tamamen farklı bir şey söylüyorsa onun da o kısmını değiştirmeyi şimdi, planlıyoruz. Çünkü yani işte konuk ettiğimiz bütün işte bilim insanlarının söylediği işte coğrafi şartlarla beraber eğer o işte COVID-19 virüsü bir mutasyona uğrarsa işte bizim kendi ülkemizde bize özel bir belki virüs haline alacak. O çalışmaları işte sekteye uğratır mı veya işte aşı veya bir ilaç geliştirilmesi noktasında zaman kaybına neden olur mu? Akıllardaki soru o. O yüzden bu soruları özellikle yönlendirmek istedim size. Evet çok güzel. Yani aşırı değişkenlik göstermiyor şu ana kadar açıklanan genom bilgisinde. O yüzden biz var olan bilgiye göre plan yapacağız. Ama yan tarafta da Türkiye'den viral genomlar geldikçe onları da koyacağız. Belki onlar hani ikinci dalga aşı olabilir.
öyle bir mutasyon olursa, ama şu anda bunu öngörmek mümkün değil. O yönden ve bu konsorsiyumdaki gruplardan biraz bahsetmek istiyorum. Elbette. Mesela bizim kendi patentli teknolojimiz var. Diğer grupların da başka yönden aşı geliştirmesi söz konusu. Ve dünyada da değişik teknolojiler kullanılıyor. Şimdi biz eş zamanlı bir yarışa gireceğiz. Ve illaki Amerika'daki bir teknoloji daha iyi çalışacak anlamına gelmiyor. Çünkü şu anda daha bunun deneyleri yapılıyor. Biz de en az 4-5 çeşit teknolojiyle bu yarışın içine girdiğimizi ben böyle iyi bir haber vermek istiyorum. Umarız o yarışında evet. Kazananı oluruz. Daha fazla kayıp vermeden tüm dünya anlamında söylüyorum elbette. Gelen sorulardan birini dayanacağım. Sinan Hocam sizi bekletiyorum ama yok, geleceğim. Ben biyoloji derslerini özlemişim, onu fark ettim. Çok oldu ben en son biyoloji dersi alalım da. Vallahi şimdi bayılıyorum. Bugün gelen sorulardan bir tanesi aslında paralellik içeriyor konuştuklarımızda. Virüs mutasyona uğrarsa aşı işlemini yitirir mi diye bir soru var. Yani sizin çalışmanız bir yerden sonra işte son aşamaya geldiniz ama evet, virüs mutasyona uğradı. Ne kadar zaman kaybedilir ya da o aşı çalışmanın tamamı çöp mü olur? Hayır, olmaz. Şöyle ki biz kendi stratejimizde o epitop dediğimiz protein yüzeylerinin sadece bir tanesini kullanmayacağız. En az 2-3 bölgesini bu zerreciklere yükleyeceğiz ve sonuçta bir tane mutasyon olsa diğer ikisi gene var. Yani sonuçta bizim de B planımız, C planımız var. Merak etmesin insanlarımız. Teknolojide sonuçta biz karışık aşılar da yapabiliyoruz. Sadece tek yüzeyi, sadece bir tanesini hedeflemek zorunda değiliz. Ve aynı virüste hem A yüzeyi, hem B yüzeyi, hem C yüzeyinin aynı anda mutasyona uğraması çok söz konusu değil yani 12 ay içerisinde. O yüzden de bizim bunlara karşı da bir önlemlerimiz var strateji olarak. Aşı konusunda en azından güzel, dolu dolu bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Daha üstüne konuşuruz hocam. Tamam, özellikle konuşuruz. Ayrıca kitleri konuşacağım. Yani evet, o kitler konusunda başlı başına yine pek çok soru içeriyor. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, evet, merak edilenleriyle. Tamamdır. Elbette. Şimdi gelen sorulardan bazıları, yani aradan ne kadar zaman geçerse geçsin bazı kalıplar değişmeyecek. Nereden çıktı bu virüs konusu? Çünkü işte biz konvansiyonel medya bir işte yayıncılık anlayışıyla beraber doğru bilgiyi paylaşıp işte bilim insanlarını davet edip onlardan en güncel çalışmaları tüm dünyadan tarayıp gelen isimlerle konuşma gayesi içindeyken bir de işin dijital tarafı var. Orada bambaşka bir dünya var. Ve o bambaşka dünyada da öyle veya böyle Nesrin Hocam da katılacaktır. Genelde komplo teorileri konuşuluyor. Tabii. Yani bu aşı nereden çıktı? Virüs işte yok, nereden çıktı? Evet, nereden geldi? İşte Pasteur Enstitüsü diyorlar. Öbür taraftan işte Almanların hükümete verdiği, enstitünün hazırladığı o rapordan bahsediyorlar. Birçok unsur var. İşte Wuhan aslında bütün bu işte biyolojik silahların merkezi, oradan sızma oldu vesaire gibi birçok şey dolaşıyor. Yani nokta koyacak halimiz yok eminim. Tartışılmaya devam edecek ama sormak da gerekir diye düşünüyorum. Sinan Hocam sizinle başlayayım bu sefer. Nereden çıktı bu virüs? Virüsün nereden çıktığını ben de bilmiyorum. Bilen olduğunu da zannetmiyorum. Şu anda zaten amacımız virüsün nereden çıktığı değil, ortaya çıkmış olan şeyle nasıl mücadele ettiğimiz ve bundan sonra bu işin nereye evrileceği. Aslında onu konuşacağız. Fakat bugün beni ekstra sevindiren bir durum var. Program öncesinde bahsetmiştim. Yıllardır hayalini kurduğum bir şey. Bir programda biyolojik bir meseleyi biyologlar konuşuyor. Bu çok güzel bir şey. Türkiye televizyonlarında çok göremediğimiz, inşallah bundan sonra nahoş bir vesileyle de olsa, koronavirüs gibi bir vesileyle biraz daha biyolog denen insanların ne iş yaptığını anlarız. Ve o insanların hakikaten hem eğitimleri, ki Türkiye'de zaten biyoloji eğitimi çok kalbur üstüdür, çok iyidir, çok müthiş hocalarımız var. Artı bu bölümlerden mezun olan insanlar iş aramak, devlette bilmem nereye atanmak yerine bu tip şu anda içinde bulunduğumuz biyoloji, biyoteknoloji ve nöroteknoloji çağına uygun şekilde istihdam edilebilir. Şu anda en büyük dileğim o. Yani inşallah bu virüs işinden bir hayır çıkacaksa bari bu tarafa doğru olsun. Çünkü şu anda içinde yaşadığımız devirde bütün dünya bir şeyi fark ediyor. Şimdi o komplo teorilerine bağlayacağım bunu. Temel bilimler olmadıktan sonra üniversitenin hiçbir anlamı yoktur. Yani siz teknik uygulayıcı yetiştirerek üniversitede bilgi üretemezsiniz. Bir hekim, bir mühendis, bütün profesyonel alanları düşünün, üretilmiş bilgiyi alana uygulamakla yükümlüdürler ama fizik, kimya, matematik, biyoloji vesaire gibi alanlar, bunlar teorik çalışmaları yaparlar. Düşünülmeyeni düşünür, denenmeyeni denerler ve
Tabiri caizse tabiattaki değişimi monitörize ederler, onu izlerler. Şimdi bakın, bu virüs nereden çıktı sorusu keşke dedirtiyor bana. Orta öğretimimizde biyolojiyi daha iyi anlatsaydık. Çünkü ben biyoloji mezunuyum. Profesyonel olarak biyologluk ya da biyolojide akademisyenlik yapmadım. Hemen tıp fakültesine geçtim. Üstüne nörobilim uzmanlığı yaptım ama işte virolojiyi ekstra bir sevmiştim. Yani o şekillerini mekillerini çizerdim defterime. Ondan böyle gençlik çağından kalma bir şey var. Hoşuma gidiyorlar. O dönemde öğrendiğimiz temel virüs bilgisi bugün de işe yarıyor. Ben 89'da girdim üniversiteye. 90-92'de okumuşumdur Hacettepe'de o dersleri. Hala o bilgi işe yarıyor. Görüyorum ki en temel düzeyde biz bir kere virüsün ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela bazısı virüsü evde oturmuş böyle bıçakları bileyip ulan ben bu insanların canına nasıl ot tıkayım falan diye böyle bir hani bilenen bir düşman gibi falan beliriyor. Bir canlı parçasıdır virüs. Canlı olup olmadığı tartışmalıdır. Ve bütün canlılıkta olduğu gibi devamlı çeşitlenir bunlar. Yani canlılığın işi budur. Her birey de yeni bir çeşit üretir ki işte Darwin'in çok güzel anlattığı gibi olabildiğince çeşit yapar ki değişen ortam şartlarında bu canlılık denen şey sürebilsin. Hayatta kalabilsin. Hayatta en kalabilsin tabii birkaçı. Ki. Yani amaç bireyi hayatta tutmak ya da bir bireyi öldürmek değildir. Bu hayatta kalma meselesi bir oyun gibi düşünün. Ne kadar çok çeşit yaparsanız tabiat şartları da kaotik olarak değişir. İşte ortaya çıkan bir takım olan işte versiyonlar iyi yaşar. Öbürleri erken ayrılır. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda bir de insan faktörü var. Yani 21. yüzyılda insanın şu tabiata ettiğini kimse etmiyor. Biz ekstra bir seçilim baskısı yani değişme zorunluluğu oluşturuyoruz etrafımızda. Çok fazla canlı türün hayatını tehlikeye sokuyoruz. Artı moleküler alemde neler yaptığımızı bilmiyoruz bile. Yani o bu mutasyon dediğiniz şey her gün bizim vücut hücrelerimizde spontan olarak günde 10 bin tane mutasyon oluyor. Ve bunların çoğu işte Aziz Sancar'ın Nobel ödülü kazanmasına vesile olan mekanizmalarla düzeltiliyor. Tamir ediliyor. Ama düzeltilemeyen bir miktarı kalıyor ki o özellikle üreme hücrelerimizde ise bir sonraki canlıya geçiyor, bir sonraki yavrumuza geçiyor. Şimdi virüsler de zaten hücrelere girip o hücreyi konakçı olarak kullanıp içinde bir nevi hücreyi matbaa gibi kullanıp kendini çoğaltan ve sonra gidip başka bir konakçı arayan özel enteresan böyle nasıl diyeyim ben can bir şey de diyemiyorum ona canlı parçası diye niteliyorum genellikle. Böyle bir ajan. Şimdi bu ajanın her sene zaten sürekli yeni versiyonları çıkıyor. Biz niye her sene grip aşısı yapıyoruz? Çünkü grip virüsü mutasyon geçiriyor. Siz bu şeyde ayrı bir tartışma konusu. Yani bugün modern yaşamda kurduğumuz sistem ne kadar doğal, ne kadar sağlıklı onu ayrıca tartışacağız ama eğer böyle bir sistemde korumacı bir sağlık anlayışını sürdürecekseniz evrimi, mutasyonu ve bu canlıların temel mantığını çok iyi anlamak zorundasınız. Bunu da kim anlayacak? Bu işle ilgilenen bilim insanları anlayacak. Bunu sürekli okuyan, yeni gelişmeleri takip eden, biraz önce sordun ya hani bize veriler açık mı diye. Bizim mesela üniversitelerimizde şimdi veri tabanlarımız var işte. Dünyadaki bütün yayınları ani olarak takip ediyoruz, çıkar çıkmaz. Artı bu koronavirüs salgını nedeniyle şu anda bütün dünyada bir birlik hissi, bir biz bilinci oluştu mecburen. Çünkü karşımızda görünmeyen çok global bir düşman var ve bu global düşmana karşı güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ne oldu? Eskiden çalışmasının üstüne yatan laboratuvarlar şimdi verilerini paylaşıyorlar. Ama bu veriyi kim değerlendirecek? Temel bilimlerde iyi olan üniversiteler ve ülkeler. Dolayısıyla ben tekrar bunun altını vuruyorum. İnşallah bu konuya bir dikkat edelim. Peki bu virüsün nereden çıktığını kim ne zaman bilecek? Serdar'cığım 3 ay sonra bu programlarda çok başka şeyler konuşacağız ben eminim. Çünkü o bütün komple teorileri bilmem neler şu anda serbest akış yapıyor herkes. Çünkü çoğu kişi de bilmiyor. Bilmeyince sosyal medyadan ve en yakın kaynaklardan öğreniyorlar. Herkes ağzına geleni söylüyor. Biliyorsun ilk günlerde söylenenlerle bugün arasında büyük bir tezat oluşmaya başladı. Başlangıçta söyledim. Tabii tabii çok fazla yanılan oldu bu konuda. Ben onu da anlayışla karşılıyorum. Çünkü hani biraz bilim gözüyle baktığınızda elinizdeki veriyle konuşacaksınız ama bu veriler çok hızlı değişti. Yani hiç beklemediğimiz gibi. Fakat bir 3-4 ay sonra inşallah bu ateş biraz sönerse yani biz bunu biraz kontrol altına alabilirsek yönetilebilir bir şeye dönüşürse bu sefer esas sorunumuz bence iki tane olacak. Bir, hakikaten virüsün gerçek kaynağı. Bunu da yine bilim insanları araştırıp bize bir şey söyleyecekler. İki, bu kadar büyük global bir panik acaba doğal olarak virüsten mi geldi yoksa medyatik bir kaynağı var mı? Bunu çok tartışacağız. Acaba olayların alevlenmesinde bizim sosyolojik yahut efendim ideolojik tercihlerimizin ya da işte ekonomik tercihlerimizin bir rolü var mı? Bir üç ay sonra bunu konuşacağız ama şimdi zamanı değil. Şimdi savaş hattındayız, ateş hattındayız. Şimdi bir sorunumuz var. Onu çözmek için de hep söylüyorum medyanın şu anda çok sorumlu davranması gerekiyor. Baştan beri zaten öyleydi ama onu biraz kaçırdık. Her uzmanın kendi görüşünü beyan ettiği bir yer değil medya. Mesela diyelim Sağlık Bakanlığı gibi bir merkezi karar sisteminin
ortaya koyduğu kararların gerekçelendirilmesini sağlayan kişiler olarak medyada görünmelerini ben öneriyorum. Çünkü burada baş dağılırsa, yani insanlar, diyelim burada biz hocamla bir bilimsel konuda görüş ayrılığına düştük. Biz bunu televizyonda tartışırsak kimi hakem yapıyoruz? Evde bu işte hiç ilgilenmeyen evet. seyirci hakem oluyor. Olmaz. O insanlara eziyet ve bu insanlar nasıl sağlıklı yaşayacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden bence virüsün nereden çıktığı şu anda kimseyi ilgilendirmez. Yani evinizde kendi başınıza bunu deneyebilirsiniz ama beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü şu anda başka bir sorunumuz var. Sorunun biri bu. Biri yani bu virüsünle şu anda mücadele. Mesela aşı geliştirme o yüzden çok önemli bir basamak. Yine destekleyici tedaviler, onlarla da ilgili araştırmalar sürüyor. Bir de beni ilgilendiren bir başka konu var. Bugün biraz da ona dokunmak istiyorum. Hayatımızda hiç görmediğimiz ve göreceğimizi düşünmediğimiz bir şeyin içinde bulduk kendimizi. Yani bunu 5 ay önce söyleseler, bana da ilk mikrofon tuttular ve biyologsun diye sordular. Yok dedim canım, o kadar olmaz herhalde falan diye. Allah'tan ana akım medyaya çıkmamışız yani. Rezillik olacaktı. Ben de tahmin etmedim. Çünkü öyle bir şey beklemiyorsunuz ki bunlara işte Nicholas Taleb'in şeyiyle siyah kuğu deniyor bu tip olaylara. Beklenmeden ortaya çıkan çok değiştirici hadiseler. İkinci kısımda burada her birimiz ne yapacağız bundan sonra? Ekonomi bildiğimiz gibi onları değil. Onları konuşacağız. İşte biz artık bildiğimiz gibi değiliz. Bilim başka, her şey başka. Bundan sonrasını biraz daha iyi düşünün. Bu iki sorun dışındakileri ben tali görüyorum. 2-3 ay sonrasını elbette konuşacağız. Şimdi siz az önce işte virologlardan bahsettiniz hocam. Şimdi bu işin uzmanlarının gerçekten konuşması gerektiğine de vurgu yapmakta da önemli bir başlangıç noktası virologlar. Şimdi virologlar, enfeksiyon uzmanları, mesela biz bilim kuruluyla beraber işte ekranlarda görüyoruz. Bilim kurulu, o bilim kurulunda yer alan hocalarımız mesela biz ekranlarda kaç kere gördük şu koronavirüs olayı ortaya çıkana kadar? Yani hiçbiri tanınmayan isimlerdi ama her biri inanılmaz yetkin evet. isimler evet. ve onlar konuştukça işte rahatlıyoruz veya gerçek bilgiye erişiyoruz. Ama bugüne kadar bu ekranlarda, yani ben kendi kanalımı da dahil içine sayıyorum, İçlerinden bir iki tanesini sadece, işte başka gündemi yaptık 106 bölüm. Yani belki ikisiyle bir araya geldik. Konu enfeksiyonsa gene doğru tercih yapmışız o zaman da. Çok mutluyum o anlamda program ekibiyle beraber çalışmaktan. Şimdi virologlar, enfeksiyon uzmanları, işte immünologlar, epidemiologlar, moleküler biyologlar veya işte istatistik matematik çalışanlar, işte bütün burada konuşması gereken kişiler. Mesela biyofizikçiler de benim için öyle. Doğru. Hafta içinde mesela bu programın işte kimlerle yaparız diye konuşurken burada açık açık söyleyeceğim. Yani bu programa Sinan Hocam daha iyi tanıyor en azından beni ve beraber çalıştığım insanları. Biz gerçekten bilim konuşan insanlarla bir konuyu en doğru şekilde masaya yatırmayı ve konuşmayı kendimize görebilmiş insanlarız. En azından mesleğimizi böyle icra ediyoruz. Hafta içinde işte Türk Biyofizik Derneği'nden iki isme, ki ikisi de yönetimde, mesaj yazdım. Ya gelin hani konuşalım diye. Hayır, katılmayı düşünmüyoruz, teşekkür ederiz dediler. Başka hiçbir şey yazmaksızın. Ben bu konuyu kimle konuşacağım? Yani eğer bugün çıkıp bu konuyu konuşmuyorlarsa hiç kusura bakmasınlar. Bundan sonra izleyicilerimiz de bu ekranlarda görmedikleri kişilere çok açık bir şekilde neredesin diye sorsunlar. Ondan sonra Türkiye'deki bütün tematik kanallar veya ulusal kanallarda farklı branşlardan sürekli ekranda gördükleri isimlere de çıkıp laf etmesinler bir zahmet. Çünkü gerçekten bilim çalışanlarında bilime ihtiyaç olduğu yerde konuşması lazım. Şey çekincesini biraz anlayabiliyorum. Şimdi medya yani bilim insanının medya yönetimi zor bir şey. Şimdi ben bunda biraz tecrübeli oldum artık seneler içerisinde. Ben özellikle bilim insanı arkadaşlarıma, meslektaşlarıma bir öneride bulunmak istiyorum. Özellikle böyle durumlarda medyada ne söyleyeceğini bilemiyor çoğu insan ama benim önerim şu. Lütfen anlattıklarımızı kendimize göre seçtiğimiz bir eksene oturtturalım ve o eksen dışında mümkün mertebe konuşmayalım. Hepimizin bir kere bir uzmanlık alanı var. O uzmanlık alanının tabii etrafında gezebiliriz ama lütfen o merkezden dışarı çıkmayalım. Çünkü birçok insanın zorlandığı bir şey var. Yani sadece akademisyenler değil, herkes de bu. Ya yolda geçerken röportaj yapın, birçok insana işte uzatın mikrofonu, endoplazmik retikulum nedir diye sorun. Herkes bir şeyler gevelemeye çalışır. Yani ne olduğunu hatırlamasa bile bir şey söylemek ister. Bu bizim bir güdümüz. Ortaokulda bir yerlerde duydular çünkü. Yani bu hakikaten belki de artık bu devirde akademisyenlere de böyle bir medya yönetimi dersi ya da medyada konuşma dersi gibi bir şey vermek lazım. Çünkü şu anda bence koronavirüsteki dünya çapında ama Türkiye'de özelde daha şiddetli oldu. En büyük fecaat maalesef bunun halkı bilgilendirme konusunda sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Yani çok ciddi kafa karışıklığı oluştu. Çok farklı sesler yükseldi ve saygın isimler bugün çok tuhafımıza giden açıklamalar yaptılar.
Hani bunlar biraz da ortamdaki kargaşanın işte kontrol edilememesinden geliyor. Ve bugün ya evde kalma tavsiyesini birçok insanın dinlememesinin sebebi falanca hocacılar var, falanca hocacılar var. O onu dinliyor, öbürü onu dinliyor. Halbuki o hocalar da dediklerinden çoktan vazgeçtiler. Ama bir kere medyada o sözleri dolaşıma girdi. Şimdi kendilerini de bağlamış oldular. O yüzden biraz bu iş, yani onların da belki çekincesini böyle anlayabiliriz. Belki çekindiler şu ortamda bir şey söylemeye. Ama ve lakin dediğin de çok haklısın. Hocam yani sadece sahip oldukları bilgiyi lazım. Paylaşmalarını arzu ediyoruz. Yani bundan öte bir şey yok. Kimse, yani Nesrin Hocam ilk kez katılıyor işte Haber Global'de bir yayına. Bizim işte Artex'te ilk kez ağırlıyoruz. Hocam bir şey yaptık mı size? Yok ama ben de yani, birazcık tecrübeliyim. Bu teknolojiyi anlatmak durumunda kaldım ve biraz tecrübe kazandım. Hatalı bir şey söylemekten korkuyor çoğu meslektaşımız. Sonra hani başlarına bela alacak diye, ama onları anlıyorum. Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim? Lütfen buyurun hocam, ne demek? Şimdi ben aslında hocamızın da ön sözleriyle Türkiye'nin 21. yüzyılda biyoloji çağına hoş geldiniz demek istiyorum herkese. Yeniden. Ve biyologlar dünyasından birazcık bir bahsetmek istiyorum. Tabii şöyle ki virüsler, mikroorganizmalar, işte hiç kimsenin duymadığı pangolin, yarasa, yılan, bunlar bizim için çok ilginç ve sihirli canlılar. İnsan da öyle. Ama biz hepimiz bir arada var oluyoruz bu çevrede. Hep beraber evrimleşiyoruz. Ve hani biz doğaya etki ettikçe onlar da bize tepki gösteriyor. Ve biyologların şu anda ya da 1953 yılında DNA molekülünün keşfinden sonra bir... nasıl diyeyim, bir fikir değişimi, bir çağ değişimi gerçekleşti. Ve Türkiye'de maalesef bu tam idrak edilemedi. Oysa ki mesela Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ, buradaki biyolojik bilimler, biyoloji bölümleri moleküler biyoloji ve genetik oldu bazısı. Bazısı biyoloji kalsa da moleküler çağdayız şu anda. Ve bu moleküler çağ ne demek? Bu moleküler çağ, biz virüsün RNA'sını bilmek istiyoruz. İnsanların genomunu bilmek istiyoruz. Boğaziçi'nde de yaptığımız gibi. İşte dış yüzey proteini nasıldır? Hücreye nasıl girer? Şimdi bunu bildiğimiz zaman, yani düşmanı bu durumda tanıdığımız zaman, ona karşı ilaç geliştirebiliriz. Yani etkisi az olan. Tabii ki matematikçiler, kimyacılar, bilgisayarcılar, hepimiz bir arada kafa patlatıyoruz. Ve bu çok heyecanlı bir çağ. Türkiye'de de çok yetkin hocalarımız var. Projeler devam ediyor. Ben işte 15 yıldır Türkiye'deyim, 9 yıl Amerika'daydım. Dediğim gibi orada dalga çok yükseldi. Türkiye'de buraya gelmesi gerekiyor. Ve ben tüm biyologlara, şimdi biyoloji bölümü hepimizin anası gibiydi. İşte moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji, bilmem biyolojik mühendislik, biyokimya, hepsi aslında bir bütünün parçası. Ve biz de biyologlar inisiyatifi kurduk. Ve bu inisiyatifin İlk faaliyeti diyeyim, çok hızlı gelişti her şey. Şu yapılamayan qRT-PCR dediğimiz RNA molekül sayısını bulan testlerin yapabilecek uzman biyologlar listesi oluşturduk. Ve 3 gün içerisinde bize 5000 gönüllü kişi kayıt oldu. Ve biz bunları işte doktora düzeyi mi, yüksek lisans mı, İstanbul mu, Ankara mı, Türkiye'nin neresi sıraladık. Ve bu gönüllüler listemizi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanımız Adil Mardinoğlu ile, yahut da Sağlık Bakanımızın değişik Hıfzı Sıha gibi halk sağlığı merkezleriyle paylaşmaya açtık. Haber verdik. Biz hazırız. Biyologlar hazır. Biz bu reaksiyonları çok yaptık. Tezimiz yaptık, makale yaptık. Ve bu aletler var akademik birimlerde, hastanelerde. İstenirse biz bunları veririz. Ve test sayısını 10 bin, 20 bin, 50 bin yapabiliriz diye. Ve şu anda onun son aşamalarına gelmek üzereyiz. İstanbul'da bir büyük merkez ekstra kurulacak. Sağlık Bakanlığımızın da var tabii ki yetkin merkezleri. Ankara'da da bu TÜSEB'e bağlı Aziz Sancar Merkezi tekrar reorganize oluyor. Ve bu acil korona tespit merkezi haline geliyor. Biz de bu yetkin uzmanları buluşturacağız. Hocamın söylediği şey askeriyedeki özel kuvvetler gibi var. Evet. 5000 tane komando var demektir. Neredeyse evet. Çok acayip bir şey bu. Hem Moleküler Biyoloji Derneği, Biyologlar Dayanışma Derneği, Tıbbi Biyoloji Genetik Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği'nin oluşturduğu ekip, Biyologlar İnisiyatifi'nin
yakın zamanda federasyona doğru da yol açacağız ama bunların işbirliğinden çok güzel bir sinerji oluştu. Biyologların inisiyatifi Avengers gibi olmuş. Yani öyle. Ona da şey ve dedik, korona acil eylem ekibi dedik. Gerçekten o gönüllüler için ve laboratuvarlarda çalışan tüm araştırmacılar için bir şiir okumak istiyorum. Aa, ne hoş. Buyurun hocam. Bu da en sevdiğim şairlerden Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki mesela kolların bağlı arkandan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığından. Ben bunu tüm biyologlara ithaf ediyorum. Ama sadece biyologlar değil, tüm sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz ve Türkiye'nin inanmasını istiyorum ki biz bir arada bunu haline sokarız. Yani kontrol altına alırız ve biyolojiden ümit kesmesinler. Çok gönüllü ve hevesli gençler bana yazıyorlar 2-3 gündür. Gerçekten onların ümitlerini yeşertmemiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin artık biyoloji çağına adım basması gerekiyor. Şimdi hocam... bazı mesleklere olan aşkı ancak şair anlatır. Evet. Şimdi şiiri okurken aklıma geldi. Hafta içi de izlemiştim. İşte Pelin'le, Pelin Çift'le yaptığınız o YouTube sohbetinde. Hem girişinde var, sonra içeride detaylandırıyorsunuz. Cesaret, korkusuzluk değil, korka korka üzerine gidebilme becerisinin adıdır diyorsunuz. Neyin üstüne gittiğinize göre değişebilir diye bakılabilir. Cesaret aynen. mi yoksa cehalet mi olduğu? İşte cahil aynen. cesareti diyoruz. Ama işte bilim insanları bir bilgi dahilinde ve o karşılarındaki virüsün veya o hastalığa yakalanmış kişinin kendisini de öldürebileceğini bildiği halde o cesareti sergileyebiliyor. O yüzden çok değerliydi okuduğunuz bilim şiir. Bilim tarihi zaten hep bunlarla dolu. İşte biz önümüzdekinin kıymetini bilmiyoruz ama yarın bir gün birisi işte radyumu keşfedeceğim diye Madame Curie orada kanser olmuştur vesairedir, onu şimdi anlatırız ama bugün işte bilimle uğraşan, ön hatta bilgi için çarpışan insanları bazen görmeyebiliyoruz. Bu şiiri herhalde arada bir televizyonlarda okumak lazım. Özellikle de biyologlar adına, bilimle uğraşanlar adına, şüphesiz. Bütün temel bilimciler adına ben de teşekkür ederim. Böldüm hocam, özür dilerim. Şimdi açıklamanız var. İlk bu konu gündeme evet, geldiğinde testlerle ilgili. İşte az önce de söylediniz, birçok örnek verdiniz. İşte az önce de konuştuk. Geç kalınıyor, doğru hareket ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nı takdir ediyoruz. İşte sürecin başındaki yaklaşımlarıyla. Ama öyle veya böyle işte ilk baştaki testlerde, yani Türkiye'de sayının, vaka sayısının düşük kalmasında yine iddialar arasında baştaki testlerde problem olduğu yönünde ifadeler var. Şimdi işte Çin'den İspanya'ya, Çin'den Çekya'ya gönderilen testlerinde %80 oranında yanlış sonuç verdiğine dair ifadeler var. Gerçekten öyle mi? Başta bizi yanıltan unsurlardan biri o testler miydi? Yoksa gerçekten bizde vaka yok muydu? Bana soruyorsunuz elbette değil mi? Elbette hocam. Düşüncelerinizi almak isterim. Şöyle gelişti. Tabii Mart başında ya da daha önce yurt dışında vakalar çıkarken işte İstanbul'dan transit yapmışlar. İstanbul'dan gitmişler. Bu haberler çıkmaya başladı ve biz hala daha pozitif örnek göremiyorduk. Sadece ısı ölçmesi yapılıyordu o aşamada. Ve aslında kendi adıma ben çok telaşlandım ve yani bir şeyi kaçırıyor olabiliriz düşüncesiyle azıcık bilgi edinmeye çalıştım. Çünkü Sağlık Bakanlığı ya da Halk Sağlığı Müdürlüğü, ben işte 5000 test şuradan aldım, bunlar antijen testidir. 10.000 test işte QRT-PCR hızlı testidir. Şu kadar da işte uzun, yani daha
uzun 2,5 saat alan testten aldım, bunları yan yana kıyasladım, ona göre şuna karar verdim diyemediği için herkes tahmin yürütüyor. Ve yani bu veriler olmadan ben herhangi bir şey de söyleyemiyorum. Bu daha çok hani içimizde doğan bir şüphe çerçevesinde araştırdığımda bir tane sadece şirkete, Türk şirketi ihaleyi almış. Onlara da aferin. Ama başkaları da varmış. Ben de yurt dışından, medyadan okudum. Aa, Türkler İtalya'ya kit satmış. Kimmiş bunlar? Baktığımda Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik mezunlarımızmış. Benden birkaç yıl sonra mezun olmuşlar. Bir tane daha şirket baktım. Onlar da Boğaziçi Moleküler Biyoloji Genetik. Ve onlarla da konuştum. Başkalarıyla da konuştum. Ve acaba bir şey atlanıyor mu şüphesi doğdu ve bunları ilettim ben yani Sağlık Bakanlığı yardımcılarına vesaire ve biz beraber gittik bu merkezleri ziyaret ettik. Türkiye'de üretim en azından iki tanesini ziyaret ettik ve öğrendik ki haftada istenirse 500 bin kit üretebilir bu iki tanesi yurt dışına satanlar. Ondan sonra dedi ki sayılar... Kitler ne kadar doğru sonuç veriyor hocam? Bu dediklerim %99 ve 100 arası. Sonra tabii ki bunun için işte bu moleküler biyoloji uzmanları gerekiyor. Ve özel bir cihaz gerektiği için zannedersem halk sağlığı daha hızlı olsun diye bu Çin'den hızlı test, BioEasy markasıyla almışlar belirli bir adet. Anlıyorum, çok bir kriz geliyor. Hemen hız çok önemli zannediyor insanlar ama güvenilir değilse o çaba heba olmuş oluyor. Biz muhakkak ki bu moleküler testlerin temel bel kemiğini oluşturmasını tavsiye ettik. Bence bilim kurulunda moleküler biyoloji uzmanı olsaydı biraz daha belki daha iyi kararlar çıkabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Bu şahsi görüşüm, derneğimi ve diğer biyologlar inisiyatifini bağlamıyor. Fakat sonra işte bu Çin'den gelen antijen testi, antijen demek o mikrobun üstündeki proteini detekt ediyor ve mesela boğaz sürüntüsü alınıyor ve bu Çin'den gelen testte çok ciddi sorunlar oldu. Yurt dışından da gene haberler geldi. Sonra tekrar bu qPCR dediğimiz teste dönülüyor. Sonra gene Çin'den antikor testi getirildi. Yani piyasada 3-4 çeşit test var. Bazısı işte hızlı diye 15 dakika diye çok cazip hale gelmiş. Fakat hata payı yüksek. Neyse ki kendi kendimize gidip satın alabildiğimiz testler değil de dolandırılmıyoruz. Veya. Ama öyle de bir şeyler başlamış. Birileri hızlı testi almış ve kara borsadan satmaya başlamış. Yani ben tabii ki yetkin laboratuvarlarda tamamen ücretsiz yapılması gerekiyor. İşte ilk başta herkese çok test yapılmadı. Sadece yurt dışından gelen, pozitif olanla irtibat olan... O algoritma biraz uzun sürdü. Keşke onu 10 gün önce kaldırsaydık. Ya bir de bugün negatif çıkanın yarın pozitif çıkmayacağının garantisi yok. Yani... Ama evet, ama o da işte mesela o testlerde sürüntü alınırken burun ve boğaz arasından birazcık da kanırtarak almak gerekiyor. Ve orada o hücre içinde ve virüs kaç parçacık geldi? İşte bunlar moleküler biyoloğun kafa patlattığı şeyler. Yeterince hücre aldın mı? Yeterince virüs var mı? Onun RNA'sını iyi saflaştırdın mı? Bir tüpte bir hafta boyunca bekliyorsa buzdolabında orada RNA kalmaz. Yani o zincir, taşıma zinciri de çok önemli. Böyle hassas şeyler gözetiliyor moleküler biyolojide. Soğuk zincir dahilinde zaten taşınması gerekiyor. Ama gene gerekiyor. De bir hafta çok uzun. Yani bir gün içinde yapılması gerekiyordu o testlerin. Yani kendi başımıza o tür şeylere girmememiz gerekiyor. En azından çıkan sonuç bu. Kendi başımıza kesinlikle hayır ama şimdi iyi haber... Zaten de merkez 2'den 30'a çıktı Türkiye çapında. Bu testler işte 7500 belki 10.000'e çıkacak ve az önce bahsettiğim TÜSEB kurumunun 2 tane yeni merkezinde girmesiyle belki günde 20.000'e çıkacak. Biz buna uğraşıyoruz ve bu gönüllüleri de orada çalışacakları için dediğim gibi tekrar tebrik ediyorum. Umarım olumlu bir ivme kazanacağız. Umarız. Yani önümüzü görmemiz önemli. Sayıları kaçırmamız bize zarar verir. Çünkü biz görebilirsek mesela belirli bir şehirleri karantinaya almak zorunda kalabiliriz. Yani aynı yurt dışında olduğu gibi. Buraya gelmiş durumdayız. O da gene iyi bir haber. Şimdi az önce işte biyoloji çağına hoş geldiniz dediniz. Evet. Hatırlamıyorum hocam sizle mi yaptık programı ama
Bu permafrost topraklardan konuşmuştuk biz. Yine işte başka gündemde, öncesindeki programda birkaç ay önce. Eminim ki izleyicilerimiz arasında ya bu permafrost topraklar ne alaka? Hani gidecek işte topraklar bu arada işte Sibirya'da donmuş, yerin 2 metre altında. Onlar işte küresel ısınmayla beraber buharlaşacak. Oradan işte milyonlarca yıl öncesinin organizmaları çıkacak, suya, denize karışacak falan. Ne konuşuyor bunlar demiş olabilir izleyicilerimiz. Ama geldiğimiz nokta işte biyoloji çağına hoş geldiniz derken o toprakları da mesela unutmamak gerekiyor. Küresel ısınmayı bile bu yüzden anlatamıyoruz ki. Anlatamıyoruz. Yani büyük yok oluşları bilmem neleri, o işte son buzul çağının hikayesini öğretmediğimiz bir nesil çöpünü denize niye atıyor. Niye inanmıyorlar yani, hocam? Yani buna dair inancın gelişmemesi veya burada bunu anlamama ısrarı şimdi bakın, kendimize olan güvenden mi kaynaklı? Hayır. Nedir? Canlılık 3,5 milyar yıldır burada. Öyle gözüküyor. Aynen. 3,5 milyar liram var desem sana, sen hemen ne düşünürsün biliyor musun? Kaç daire eder? Ya da kaç metrekare arsa eder? Bunu düşünürsün. Çünkü 3,5 milyar bizim zihnimizin algılamak için evrimleştiği bir sayı değil. Biz bu kadar büyük sayıları algılayamıyoruz. Bir de bunların her biri bir yıl. Şimdi bu hikayenin en azından tanığı olabilmek için uzun süre kafa yormak gerek. Kıyaslama yapmak lazım. Mesela siz 70 yıllık bir insan ömrünün, 6 bin yıllık yazılı tarihin, 45 bin yıllık modern insan olma sürecinin ya da 300 bin yıllık homo sapiens olmanın deneyimini çok bir şey sanıyorsanız, 3,5 milyarla 300 bini ayırt edemiyorsunuz demektir. Biz insanlık olarak neredeyse hiç mesabesinde buradayız. Yani hıçkırık kadar bir süre bizim burada. İşte bir bütün şey Big Bang'den bugüne bir yıl olsaydı biz son 60 saniyedir falan buradayız. Yani bir dakikalık bir görgümüz var. Onunla mücadele ettiğimiz ya da için, mücadele tabirini sevmiyorum. İçinde yaşadığımız şeyi anlamaya çalışıyoruz. Niye biz kendimizi yırtıyoruz bu biyoloji çağında önce biyoloji öğretelim diye? Biyoloji öğrenince bir kere şu dünyanın nasıl işlediğini, insanın nerede yanlış yaptığını, yani bakın bunu anlayabilmeniz için tabiatı bilmeniz lazım. Biz bugün neden sorun yaşıyoruz? Yani organlarımız niye problem yaratıyor? Bin bir çeşit yiyecek var da niye obezite ya da anoreksi ya da bilmem ne yaşıyoruz? Bunları anlayabilmek için tabii bizim bu 3,5 milyar yıllık senfoniyi biraz olsun duyabilmemiz lazım. Biz bu eğitimi iyi veremediğimiz için maalesef bir bunun kültürü oluşmuyor. Yani siz bir konuya dikkat çektiğinizde o konu dikkatlere bile gelmiyor. İkincisi az önce hocam kitlerden aşılardan falan bahsediyor. Bir bakın bakalım bu konuda en çevik olan ülkeler hangileri? En çevik kitler yapan, en çevik lüzumsuz görünen Ar-Ge'ye çok para yatıran ülkeler. Tabii, yani senelerdir Ar-Ge'ye para basıyor bu adamlar. Yani şimdi biz bildikleri var. Sipariş üzerine mühendislik Aynen. usulü üretime alıştığımız için sebepsiz yere Ar-Ge'ye para harcamayı hovardalık zannediyoruz. Halbuki biyolojinin stratejisini anlasaydık, biyoloji bunu her gün yapıyor. Ar-Ge'ye sürekli yatırıyor. Her çocukta bir Ar-Ge yapıyor. Crossing over'larla, mutasyonlarla, gen transferleriyle devamlı olarak yeni çeşit üretiyor. Bu bir Ar-Ge. Tabii. Biz ne yapıyoruz? Abi bizim bildiğimiz iyi. Zaten uzun sürede hava bozmayacak gibi gözüküyor. Biz bu kıyafette takılalım. Bir sonrası küt bir korona vuruyor. Küt bir işte iklim değişimi oluyor. Küt bir sel, küt bir deprem. Mesela onda da aynı problemimiz var. Lök diye kalıyoruz. Temel bilim demek sizden 10 bin sene sonra da daha büyük olacak olan, insan ne kadar bilirse bilsin ondan hep daha büyük olacak olan tabiatı can kulağıyla dinlemek demektir. Tabiata kulak vermek demektir. Onun nabzını tutmak demektir. Eğer siz bunu yapmazsanız tabiatın gittiği yeri görmez, güm diye bir duvara vurursunuz, sonra da bana ne oldu diye sorarsınız. Allah aşkına neyse ki internetimiz var, veri ağlarımız var. Şimdi dünyanın en büyük akademisyenleri, laboratuvarlarıyla herkes, hocamlar temas halindeler. Neyse ki bu var. Eğer bu olmasa böyle bir felakette Ar-Ge'ye yatırım yapmayan herkes silinmişti. Neyse ki bilgi paylaşım var, neyse ki bir organizma gibi bağlıyız şu anda. Evet. Ama bu yetmez. Bundan sonraki dönemde temel konulara eğilmediğimiz sürece tali denizlerde boğulmaya devam edeceğiz. Bizim sıkıntımız hep bu oldu, hep bu olacak. Hayatı ve bilimi ciddiye almak zorundayız. Yani eğer bunu bir daha kaçırırsak, hocam biraz önce biyoloji çağına hoş geldiniz dedi. Biz sanayi devrimini kaçırdık. Biyoloji devrimini kaçırdık. Biyoteknoloji devrimini de kaçırdık. Şimdi nöroteknoloji devri, onu da kaçırmak üzereyiz.
Yani artık biyolojinin özelleşmiş bir nöroteknoloji dönemi var. Yani beyne alet yerleştiriyorlar şu an. Adam Neuralink'i kurdu. Hocam birini kaçırınca işte arkası da geliyor. Öyle değil. Ama bakın yok, şimdi yok, tarihi bir fırsat var. Evet, bundan böyle bahsetmeyi sevmiyorum ama dünya eşitlendi fark ettiniz mi? Dünyanın kan dolaşımı durdu. Her şey durdu. Uçaklar kalkmıyor, para dönmüyor. Bitti. Yani bunu sevindiğim için söylemiyorum. Şu var. Uyanın deniyor insanlığa. Yani uyanın. Artık biz olun. Beraber hareket edin. Ortak dertleriniz var. Onlara çözüm bulun. Eğer bu mesajı duyarsak bir şekilde hocam sizin şimdi bu söylediğiniz mesaja yani şöyle hani hinlik olarak bakmak isteyen için çok büyük fırsat. Yani krizlerden fırsat çıkartmak tabii, isteyen bir tarafta şöyle bakanlar var. Aa herkes eşitlendi. Ne güzel elleri ovuşturayım. Ben bu sefer öne geçeyim. Yani 20 gün beklesin. Hayır. 20 gün beklesin kimin öne geçeceğini görecek. Aklını başına toplayan, aklına daha önce yatırım yapmış olan, bilimine yatırım yapmış olanların nasıl hızla depar attığını görecek. Ve umuyorum ki yani her zaman böyle bir denge var. O ülkeler, o gruplar, o topluluklar bize de fayda üretecek. Yani ya bizim gibi denildi. Biraz geride kalmış olanlara da fayda üretecek. Yani bu bütün insanlığa faydalı bir şeydir. Biz bunu göreceğiz. Ben bugün burada bilim yaptığımda belki yarın bir gün Sudan'da, Uganda'da ya da Çin'de, orada Hong Kong'da sıkıntı çeken birine merhem olacağım. İnsanlık görevi olduğunu unutuyoruz. Tamam, herkesin sonuçta yaşadığı koşullar eşitlendi. Korkuları, kaygıları eşitlendi. Evet. Ama bilgisi eşitlenmiş değil. Tabii ki. Yine tabii ki. Yine geçmişe dönüp baktığında bilgi sahibi olan. Birileri banka hesabına yatırıyor senelerdir. Yani, onun bir faizi olacak farklı yani. Derken ben onu kastediyorsun. Buyurun hocam istiyorum. Lütfen. Şimdi gene sosyal medyada şöyle bir pano dolaşıyor. İşte herkes ekonomiye çalışmıştı ama soru biyolojiden çıktı. Ben de diyorum ki oha olsun. Çünkü o kadar uzun çok süredir göz ardı edildi ki en kıymetli şey bu hayatımız. Ve yani daha çok para kazanmak, daha fazla, daha büyük arabaya binmek. Bunlar gerçekten yani gözümüzü bilmiyorum perde mi bürümüştü, ne olmuştu, beynimizi de perde bürümüştü. Belki bu koronavirüsün bize öğreteceği böyle dersler var. Şimdi bu evrimsel kavramlar hocamızın da dediği gibi çok üstün körü geçildiği için hatta lise kitaplarından çıkarıldığı için biz 2 yıl önce, 3 yıl önce gene bu derneklerle ortaklaşa Milli Eğitim Bakanımızdan randevu istemiştik. Ve bir rapor sunmuştuk. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği'nin önderliğinde Biyologlar Danışma Derneği bizler gittik dedik ki bu gerçekten zarar verecek ülkemize. Çünkü mesela antibiyotik direncini nasıl anlatacağız? Yani işte şimdi mesela virüs çıktı. Önce SARS vardı. Şimdi korona var. Bunlar biyolojik laboratuvarlarda mı üretildi? Hayır. Biz bu değişimi devamlı yaşıyoruz. Ve bu genom dizilemeleriyle okyanuslarda, topraklarda, bakterilerde dizilendikçe siz ona kimyasal verdikçe o değiştiriyor genomunu. Aynı virüsler de şimdi pangolin mi, yarasa mı, yılan mı hepsinin karmaşık bir mikrobun virüsü mü oluştu? Bunu tam ispatlayamıyoruz ama yarasaya çok benziyor. Ve biz tekrar eğitim sistemimizde biyoloji ve diğer temel bilimlere bir odaklanmamız gerekiyor. Ve Türk sisteminde bu test sistemi çok yaygın. Bu da çok yanlış. Bazı konuları derinlemesine çalışmamız gerekiyor. A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı? Yok işte korona böyle bir şık yoktu. Şimdi ne yapacağız? Hani hipotez üretmemiz gerekiyor. Onun yanlışlaması, doğrulaması, bir sonraki adıma nasıl gideceğiz? Bu içten gelen temeli ve sağlam şeyi, bilimsel temeli vermemiz gerekiyor. Konuyu çok uzatmadan bir reklamı da ben yapayım mı? Çünkü tam yeri olacak şimdi. Ben 11 sene, 12 sene tıp fakültesinde öğretim üyeliği yaptım. Fizyoloji dersleri verdim. Ve yani tıp fakültesinde gördüğümüz en önemli sorun şu. İnsan dışındaki diğer bütün canlılar ya hastalık yapıyorsa ya gelip seni ısırıyorsa tıbbın konusu. Yani insan sanki uzaydan düşmüş bir varlık gibi. Bir biyoloji dersi var birinci, ikinci sınıfta ama biyolojinin bir karikatürü bana sorarsanız. Sadece tıbbi pratiği ilgilendiren temel bilgileri vermek için altlık hazırlanıyor orada çoğu üniversitede. İyilerini ve kendi inisiyatifleriyle hakikaten derinlikli biyoloji vermeye çalışan birkaç yeri tenzih ediyorum. Ama ve lakin tıp fakültelerinde dahi İnsan ekosistemin içinde bir canlı olarak anlatılmıyor. Bu olunca hekimlerimiz ne yapıyor? Şimdi bir doktor diploması verdiğimiz arkadaşlarımız tahlil kağıdına, semptomlara, boya, kiloya bilmem neye bakıyor. Sen nerede yaşıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Etrafında hangi canlı yaşıyor? House MD dizisinde adamın
gidip de evden bilmem ne örnekleri aldırıp da onları analiz ettirmesini bayılarak izliyoruz. Biz adamın semtini sormuyoruz. Niye? Bizim için o insan sayılardan, tahlillerden ibaret. Halbuki sağlık bütüncül bir şeydir. Sadece bedenin bütüncüllüğü değil. Ekosistem içerisindeki yeriniz, nasıl bir ortamda yaşadığınız, hangi havayı soluduğunuz, ne kadar görüştüğünüz ve diğer canlılarla olan ilişkiniz, taze sebze yiyip yemediğiniz, gece ne kadar uyuduğunuz. Yani hekimlik zor iş ve insan bu 10 milyon civarında olduğunu tahmin ettiğimiz canlı türlerinden sadece bir tür. Bir tür. Biz o kadar odaklandık ki uzmanlık körlüğü gibi bir şey yaşıyor tıp şu anda. Dünyanın birçok saygın büyük üniversitesi evrimsel tıp kürsüleri ve dersleri açıyor. Çünkü artık anladılar ki insan tarihsel macerası olmadan anlaşılabilir bir varlık değil. Onunla da tam anlayamıyoruz ama en azından biraz daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla bu konu açılmışken sadece liselerimizde eksik değil. Hayatımızda biyoloji yok. Biyoloji yoksa hayat yok. Tekrar söylüyorum, bu devirde biyoloji yoksa hayat yok. Bu derece nettir. Artık biz bedeni anlayıp onu aşma noktasına koşan bir dünyaya yetişmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün muasır medeniyet dediği şey bugün beyinle makineyi birleştirmeye çalışıyor. Biz anlatsak mı anlatmasak mı bu mesabedeyiz, bu kafayı bir an önce değiştirmek lazım. Kesinlikle. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi geldiğimiz yer, moleküler biyolojide geldiğimiz yer, şimdi CRISPR teknolojisi çıktı 5-7 yıl önce ve Çin'de gene araştırmacılar bir zigot, yani yumurtayla spermin döllenmesinden sonra oluşan ilk evrelerde bunun genomunu editlediler. Artık biz insanların editlenmesinden bahsediyoruz. Yani bu mümkün şu anda. Tabii ki etik olarak kabul edilir bir şey değil. Benim görüşüm mesela bu yeni teknolojiler, kök hücreler var olan hastalık. Diyelim ki ilik hastalığı, insanın iliğini alıp ona yenisini, düzeltilmişini verebiliriz ama henüz şu anda mesela üreme hücrelerine dokunması taraftarı değilim. Ama bu yapılabiliyor. Çok bunun, yakın değil mi hocam? Yani şurada şu anda. Geçen yıl yapıldı yani. Bitti. Geçen yıl Çinli bebekler doğdu. Evet. Genomları editlenmiş ve oradaki amaç, Çinli araştırmacının amacı AIDS virüsüne karşı o virüsün bağlandığı algaçın bulunduğu geni silmiş. Çünkü çocuklara AIDS olmayacak. Yani. Çocuklara AIDS kapmasın diye. Fakat bu da çok riskli. Çünkü biz her proteinin tam görevini henüz keşfedemedik. Yani bunlar 1980'lerden itibaren yavaş yavaş bir birikim var. Gene aynı bizim şimdi büyüyen sayılarımız gibi bu şekilde bilgi artıyor. Bizim yetkinlerimiz de artıyor ve yeni yeni tedaviler söz konusu değil mi? Kök hücre tedavisi, gen editleme teknolojileri ve Türkiye'de de bunları yapan var. Biz kendi laboratuvarımızda da proteinleri çalışırken onu kodlayan geni mutasyona uğratıyoruz. Ve şimdi hani laboratuvarda mı yapıldı bu virüs gibi söyleniyor. Wuhan'da böyle bir laboratuvar varmış. Fransa'da varmış. Türkiye'de niye yok? Yani biz bu virüsleri öğrenmeyecek miyiz? Ebola'yı merak etmiyor muyuz? Yani bir şey başımıza geldiğinde... Yok, artık edeceğimiz kesin hocam. Yani umarım çok hızlı adımlar atılır. Deprem, 99 depreminden sonra ne kadar depremle ilgilendiysek muhtemelen o kadar olacak. Ondan korkuyorum. Birkaç sene sonra uçtu gitti. Ama işte burada kritik kararlar alıp ve bunun devlet iradesiyle destekleyip 15-20 yıllık planlar yapıp hiçbir muhakkak hükümet buna dokunmaması gerekiyor. Muhakkak. Yani öyle kararlı İHA SİHA projesi gibi biz bu biyoloji ve aşı ve yerli ilaç olaylarına odaklanmalıyız. Çünkü şimdi bize diyorlar siz geç kaldınız, işte Çin aşıyı bulmuş. Ya sen bütün dünyanın derdi varken 2 milyar doz aşı nasıl üretsin bir Çinli şirket? Tabii ki sıraya gireceksin. 3 ay beklerken de olan oldu bitti. Yani öyle bir şey yok. Yani benim arabam Toyota, öbürününki Audi, oraya sıraya gireyim falan vesaire değil. Yani bunlar çok stratejik olaylar. Gerçekten içinden çıkması zor. Kolay da değil. Az önce Sinan Hocam deprem örneğini verdi. Ben depremden daha farklı bir şekilde yaklaşılacağına dair inanç sahibiyim hocam. Yani, mecburen global çünkü. Evet. Global ve işte bakıyoruz ülkelerin bu işe, yani bu salgın nedeniyle ayırdıkları bütçelere, işte dünya ekonomisindeki işte küresel yavaşlamaya ki daha işte ekonomi, o büyüme rakamlarını daha görmedik. Büyüme değil, küçülme rakamları gelecek. Çok başka şeylerle karşıya kalabileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. İşte daha Amerika, işte bakıyoruz 100 bin vakayı geçti. O yani projeksiyonlar hiç umut aşılamıyor. O bir yüzden de Amerika'nın sağlık sistemini düşün.
Amerika'nın sağlık sistemindeki sigorta şirketleri hakimiyetini düşün. Hadi bizde gene sosyal bir sağlık sistemi var, bir şeyler çok var. Çok şükür. Gene oraya göre cennet sayılırız yani. Ki biz kapasitesi de yüksek bir yeriz. Biz bile paniklememiz için yeterli sebep var. Oradaki durum yani basit bir ters giden bir şeyin ne kadar büyük etki gösterdiğini gördüğümüzde sistemimizin ne kadar kırılgan olduğunu anladık bir kere. Yani bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Adeta kibrit çöplerinin üzerinde duruyor. Aynen. Çünkü siz tabiatı bilmediğinizde yaptığınız sağlam evi sağlam zannediyorsunuz. 7.8'lik bir depreme bakıyor. Amerika'da sadece yani, bugün gelen yeni vaka sayısı 12 bin hocam. Ve yani her gün üstüne koyuyor. Maalesef artacak ve bu özellikle şu anda Amerika Başkanı'nın konuyla ilgili gösterdiği lakayt tutumun da muhtemelen bunda bir etkisi var. Mesela şimdi liderlik lazım, şimdi dikkat lazım, şimdi bireysel. Evet. Bakın bir dil var. Mesela bunu biz anlıyoruz. Daha çok anlatılsa daha güzel anlayacağız. Biz kendimiz hasta olmamak için evde tecrit olmuyoruz. Bizim artık risk grubundaki insanların hayatını korumak gibi bir sorumluluk yüklenmemiz gerekiyor. Yani artık biz digerkamlık nedeniyle yani diğer insanları korumak için sorumluluk almalıyız. Bizim toplumumuz bunu iyi anlar. Fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibine yardım etmenin erdem olduğu düşüncesiyle yetiştirilmiş, o duyguyla bezenmiş bir topluluk burası. Böyle anlatılırsa biz bunu daha iyi anlarız. Şu anda küçücük çocuklarımız söylüyor. Ben eğer dışarı çıkarsam işte dedem ninem hasta olur bilmem ben evde oturacağım falan diyorlar. Ama şimdi dünyada bazı toplumlara bunu anlatamayabiliyorsun. Aşırı bireyselleşmiş, refahı tek standart yapmış. Kendi hani bir arkadaşımızın ifadesi var işte dünyayı sel bassa normalde benim topuğum ıslanmaz öyleyse bana ne diyebilecek şekilde dünyaya bakan insanlar var. Maalesef işte biyoloji böyle eşitler. Bir gelir dümdüz eder yani. Yani az önce Trump dediniz işte hocam. Yani şimdi bir tarafta Donald Trump. Diğer tarafta işte Boris Johnson, diğer tarafta işte Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro. Bunlar son dönemde bu işte yani işin siyaset kısmına da giriyor tabii ki ama söylemleriyle, işte popülist yaklaşımlarıyla iktidara gelen isimler ve sanki bulundukları makamın sorumluluğunu alabilecek kapasitede olmadıklarını da bu virüs gerçekten onları destekleyenlerin ve tüm dünyanın yüzüne çarpıyor. Dün işte Boris Johnson'ın testi pozitif çıktı. Çıktı Instagram'dan açıklama yaptı. Biz hemen işte haber merkezimizde bizim dış haberler müdürümüz Süheyla Demir var. Dedi ki ya dedi onun bir konuşması vardı 2 hafta önce. El sıkmaya devam edeceğim ben diyen bir İngiltere başbakanı. Yani el sıkmaya devam ettin. 2 hafta sonra koronavirüse yakalandın. Yani şeye çok benzemiyor mu ya? Veya Bolsonaro o virüsten bir şey olmaz diyebiliyor. Yani bu kafalarla yani en azından bu perspektiften bakan işte devlet başkanları, başbakanlar, yöneticilerin gelecek dönemde yani dünya siyaset sahnesinde de olmama ihtimali yüksek. Çünkü gerçekten sorumluluk aldıkları yok. İbrahim'e eziyet eden, Tanrı'ya meydan okuyan ve onu öldürmek için Babil Kulesi'ni diken, Nemrut burnundan giren bir küçücük sinekle ölmüştü. Yani bu anlatı kadim olarak bize çok şey anlatıyor. İşte bu da o sinek. Yani şu anda politik arenada bu o sinek. Görebilirsek eğer bir şey diyor. Doğru. Yani mesela Nemrut kötü bir adam mıydı? Hayır, çağının ruhunun zirvesini temsil ediyordu. Bizim gibi kule dikiyordu. Bizim gibi hızla övünüyordu. Kudretle övünüyordu. Parayla övünüyordu. İşte bugün adına uluslararası bilmem ne çok uluslu şirketler deyin. Onunla övünüyordu. Petrolle bilmem ne askeri güçle. Bir sinek ya bir sinek. Doğru. Kadim kültür bizi ne diye uyarıyor? Haddini bil yoksa bir sinekle seni oturturum. Hakikaten şu anda tekrar o ibreti almak mümkün. Gerçi biraz pahalıya mal oluyor. Gittikçe fatura kabarıyor. Ama en azından biz bu faturayı niye ödemek zorunda kaldık onu düşünmek için çok iyi bir vesile diye düşünüyorum. Ve bakın tekrar Amerikan başkanına ben suç bulmadan önce ben hemen dönüp kendime bakma taraftarıyım. Ben şimdiye kadar yapmam gereken neyi yapmadım ve yapmamam gereken neleri yaptım. Şimdi bunu düşünme zamanım. Yani bildiğimi söylemedim sustum mu ya da bilmediğim şeyi biliyorum diye konuştum mu, var vermedim mi ya da ne bileyim gerekeni gereken yerde yapmadım mı? İşte şimdi bunları sorma zamanı. O yüzden ben bireysel düzeyde de toplumsal düzeyde de bu meselenin hocamlar nasıl mesela aşı üretiyorlar değil mi? Yeni bir şey çıkarıyorlar ortaya. Bizim de kendi aşımızı, kendi tedavimizi üretmemiz için çok iyi bir fırsat. Zaten insan böyle bela gelmeden aklı başına gelmiyor yani bir şekilde oturup da düşünmüyor. Şimdi düşünsene bu olmasa biz ne konuşacaktık? Yani dünya ne konuşuyordu? İşte Suriye vardı, İdlib vardı, öbür tarafta bir şey vardı, savaşlar vardı. İşte ekonomik kriz diyorduk. İç siyaset hangisi vardı, vardı da vardı. Hiçbiri yok şu anda. Hiçbiri yok. Bütün dünyanın gündemi sadece bu.
gerçek bir dert gelirse tali dertler kaybolur gider. Bu kadar basit yani. Ve hepsi gitti. Eklemek istediğiniz var mı hocam? Yani açıkçası gerçekten bir fırsat hepimizin oturup düşünmesi için. Ben burada virüslerde evrilirken kendi bağışıklık sistemimizin de ne kadar muazzam olduğunu dile getirmek isterim. Çünkü mesela işte her sene grip virüsü değişiyor. O da bir RNA virüsü. Başka mikroplarla savaşıyoruz. Bizim bu moleküler biyoloji çağında daha önceki büyük yıkımlara sebep olan işte diyelim ki İspanyol gribi yahut da daha önce veba, kolera salgınları gibi o zaman mikrop ya da virüs, bakteri nedir bilinmiyordu. Yani sudan mı geçiyor, havadan mı geçiyor? Oysa ki biz şimdi onları sadece elektron mikroskobuyla yapısını gözlemlemek değil, tek tek parça pinçik edip şurasına şunu takarım, burasına böyle yaparım. Şimdi şu anda dediğim gibi moleküler biyoloji çağında biz en güçlü zamanımızdayız. Ben o yüzden hızlı bir şekilde yol alınacağını, bazı ilaçların diğer hastalıklardan bu tarafa kaydırılabileceğini, işte anti-enflamatuarlar ya da işte bu hidroksiklorokuin sıtma ilacından bahsediliyor. Bütün sağlık sistemi ve tüm moleküler biyoloji bilimi, biyoteknoloji emrimize amade. Yeter ki o yöne fon verilsin. Ve çok sivri zeka fikirler var. Mesela ben şimdi açıklıyorum bu bizim stratejimizi, patentli teknoloji. Hemen bana yazmaya başladılar. Bazı çok güzel fikirler geliyor. İşte ACE2 proteinini şöyle yapsak, böyle yapsak. Herkes fikir yürütüyor. Ve yakında insanlar gerçekten geri dönüp belki de lise biyolojisinden başlayıp üniversite moleküler biyolojisi, biyokimya belki bunun derslerini başlatacağız yakında. Hocam yani. Valla herkes başka şeyler yazıyordur muhtemelen ama şu dakika Twitter'dan yazdıklarına bakınca herkesin sizi izlediğini anlıyorum. Daha biyolog kalmadı herhalde memlekette. Ama ben şu an herkes sizi izliyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Ben biyologlara da bir şey söyleyeceğim. Evet söyleyeyim. Diplomayla biyolog olunmaz. Aynen. Yani hocam biraz önce okuduğu şiirle içiniz titriyorsa biyolog olmaya yakınsınız demektir. Biyoloji o diplomayı aldıktan sonra o sorumluluğun ağırlığını belinde hissedebilmekle olunmaya başlanan bir şeydir. Biyolog arkadaşlarımız sağ olsunlar görüyorum. Buradan bize çok güzel övgüler gönderiyorlar. Eyvallah. Keşke 1000 programımız olsa 1000'inde anlatsak. Evet. Ama biyologların bir görevi var. Evet. Biyolojiyi iyi temsil etmek zorundalar. Mesela biyolog atanamadım diye biyolojiye küsemez. Bilmem ne olmadım diye küsemez. Biyoloji bir cedaylık gibidir. Bir sorumluluktur yani. Siz bir kere tabiatla tanıştırıldıysanız ona sırtınızı dönüp gitme şansınız yok. O yüzden hep zaten hep söylediğim bir şey. Bir meslek erbabı dört elle sarılırsa o meslek kültürüne. Dağları yıkar geçer. Onun önünde ne kanun ne bilmem ne, ne hükümetler ne devletler ne şartlar ne virüsler dayanamaz ona. Bizim biraz biyolog arkadaşlarımızın da işte dönem dönem kafaları karışabiliyor. Biraz mesleklerine belki yeterli özeni göstermeyebiliyorlar. Mesela hocam gibi bu alanda çalışan insanlar daha çok ne kadar ter döktüklerini anlatırlarsa yani bu işleri yapmanın o kadar kolay bir şey olmadığını, sadece devlet bana para versin yapayım ne olmadığını, kişisel adanmışlık noktasını evet. Çok iyi paylaşırlarsa işte o zaman bizim biyologlarda biyolojinin hakkını iyice verdiklerinde biz bu mesleki sorunlar yerine başka şeyleri konuşuyor olacağız. Artık onlara rekabet ediyor olacağız. Biz de keyifle izleyeceğiz onları inşallah. Ve umarız öyle olur. Ama daha en sonuna doğru biraz biyologların dertlerinden de bahsetmek isterim. Sohbet çok güzel devam ediyor. Biyologların dertleri bence çok. Yani gelen mesajlardan da görüyorum. Her mesela mutlaka. Psikologları şimdi çıkarın onların da derdi. Tabii. Meslek tanımları yok biyologlar gibi. Ya aynen. Türkiye'de bilimle uğraşıp derdi olmayan insan var mı? Yani normalde kendi uğraştığı alanla hastalıklarla dertlenmesi gerekirken bizde galiba kendine dertlenmekten işine dertlenmeyi veya bilime dertlenmeyi evet. Pek başaramıyorlar. Şöyle ki yani bakın Türkiye, geldim o noktaya evet. Siz şimdi buyurun evet, dertlerden bahsedin hocam. Şöyle az önce hocamız da Sinan Bey söyledi. Tabii ki biyologlar o içindeki şevk, aşkla giriyorlar bölüme. Daha sonra karşılarında çok yoğun program çıkıyor. Mesela Boğaziçi Moleküler Biyoloji Genetik belki de bilgisayar elektronikle yarışır zorlukta ve çok yüksek puanlarla geliyor öğrencilerimiz. Ve şöyle söyleniyor, tabii bloglarda yazılıyor. Hani moleküler biyoloji geleceğin mesleğiydi, ne oldu? Ben işte çıktım, işte bana 3500 lira maaş teklif ettiler. Yani çok şeyler var, yani beklenti de çok yüksek. Aslında o gelecek bugün geldi.
Ve umarım hani bu çok iyi anlaşılır. Fakat çok kolay olmuyor, doğru. Şimdi biz bu gönüllü listesini bir 10 gün önce oluşturmaya başladık vesaire. Ve çok bir heves oluştu. Sonra birden biraz ton değişti. Şöyle ki Sağlık Bakanlığı 18 bin kadro alacakmış şimdi. Bu krize baş etmek için tabii hemşireler çoğunlukta. Bu 18 bin içine sadece 5 biyolog. Hani QRT-PCR yapacak uzmanınız yoktu? Hani biz 5 bin gönüllü bulduk? Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu oluyor. Yani biyologların da hakikaten pek çok alandan yeni yönetmeliklerle elleri çektirildi. Oysa 30 yıl boyunca diyelim ki genetik testleri biyologlar yapmış hastanelerde. Artık onlar şef olamıyor. Neden? Şimdi yeni genetik bilgiler, bu genom dizileme, bir hekimin bunları idrak etmesi mümkün değil. Zaten 4 yıllık lisans da yetmiyor. Onun üzerine yüksek lisans, doktora yapıyor biz mezunlarımız ve o seviyeye geliyor. Ben dün akşamki programda dedim ki biyologlar hazırlıksız değildi. Çünkü bizim mezunlarımız kitleri geliştirmişti. Çin'de çıkmaz vakalar kitlerini modifiye etmişler ve hemen İtalya'da ben mesela bunu vakalarla tespit edip iş kapmışlar. Yani, hocam Serhat Pala da sizden mezun değil mi? Emin değilim ondan. Bakmam gerekiyor. Fakat biz bu mezunlarımızdan ve tüm diğer şirket, yerli kit üreten şirketlerimizle gurur duyuyoruz. Yani moleküler biyologlar piyasada var. Şirket kuran var. Yeni nesil dizileme yapanlar var. Biyoteknolojik işte mikrop üretip tarımda yeni çözümler, yani kimyasal dışı çözümler üretenler var. Sadece biz bunlara yeterli ışık ve odak vermiyoruz. Ve sonra mezun olan arkadaşlarımız da hayal kırıklığına uğruyor. Ama umarım bundan sonra daha iyi haberler verebiliriz. İnşallah. Ve Sağlık Bakanlığı ya da diğer kurumlar, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, bizim bulunduğumuz ve normal biyologların yapması gereken görevleri gıda mühendisleri yapıyor. Tarım mühendisleri, ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri, hepimize yer var. O kadar çok araştıracak alan var ki buna gerek yok. Ve Türkiye'deki temel bilim bakışının çok net resmi şudur. Mesela fizik mühendisliği diye bir bölüm olabilir mi? Matematik mühendisliği. Ya fizik zaten ulvi bir şey. Yani ona mühendislik ekine gerek yok. Matematik de aynı bir şey. Hepimizin yani dünyanın resmini çizen bir bilim dalı matematik. Niye? Nesini mühendise edeceksiniz? Hocam bu arada sizi sevindirecek bir haberi de tekrar buradan paylaşayım. Tuzla'da bir temel bilimler üniversitesi kuruluyor inşallah. Tabii sadece temel bilimler üniversitesi. Türkiye'de ilk defa olacak. Hiç mühendislik olmayacak için de söz aldım. Öyle mi? Sevgili harika. Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı önderliğini yaptı o işin. Ve özellikle onun da kendisi bir hekim olmasına rağmen temel bilim takıntılı. Ve Türkiye ilk defa bu projeyi becerirse, bakın Türkiye'nin bence en çılgın projesi. Çünkü bir çocuk bugün ailesine ben biyolog olacağım dediği zaman, hele ki üniversite sınavına iyi puan alıyorsa, konservatuvara gideceğim demiş gibi davranıyorlar. Yani ne yapacaksın, oradan çıkınca iş mi bulacağım falan filan gibi. Halbuki bir çocuğun ben hani biyolog olacağım demesini, hani bilmem ne cephesinde ülkem için savaşmaya gidiyorumla denk algılamamız gerekirdi. Aynen. Ama bunu beceremedik. Şimdi inşallah Türkiye'nin en çılgın projesi, Temel Bilimler Üniversitesi'ne tamamı burslu seçme öğrencileri alacağız ve inşallah işte bir önümüzdeki 20 yılın Nobel'li insanlarını oradan ya da onların hocalarını oradan yetiştirmiş olacağız. Bunun başka bir çaresi yok. Tamam, temel bilimlere da altını çizelim. Çok evet, iyi tamam haber. Burslu ve çok seçme öğrencileri haber. Olacak tabii ki. Yaklaşık 1 saat 15 dakikayı geride bıraktık. Ne bir kısa ya? Soluklanalım. Ya program o kadar oldu mu? Biliyorsunuz yaklaşık 1 saat 50 İki dakika. Biyolog bulunca biri bulunca ben bile hükmedemedim yani gibi bir durum var ortada. Kısa bir ara, sonrasında tamam. Artı eksi devam edecek. Artı eksi devam ediyor. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Şimdi psikiyatrist hocamız Kemal Sayar. Evet. Hafta içinde bir paylaşım yaptı. Dedi ki bu salgın insanın güçsüzlük beyanı. Hepimiz o kadar yaralanabilir ve kırılganız ki tıpkı bir mülteci gibi hiçbir yerde güvende değiliz. Daima tekinsizlik hali. Yersiz yurtsuza sırtını dönen dünya onun yaşadığı güvensizliği iliklerine kadar hissediyor şimdi dedi.
Tam şu koronavirüs işte krizinden önce biliyorsunuz işte göçmenler Yunanistan sınırındaydı. Uzaktan yani her ne kadar biz haberci olarak uzaktan olmasa da toplum olarak uzaktan şöyle bir izledik. Gitsinler diye bekledik. Yani insanlar için söylüyorum yani bu ülkenin vatandaşları için. Şimdi görmedikleri bir düşman var ortada. Normalde bizler işte Türkler, bu ülkenin yaşayanları, işte savaşçı toplum, her zaman karşısına çıkan bütün zorluklarla, işte yeri gelmiş oklarla, yeri gelmiş at üstünde tanklarla, toplarla bir şekilde mücadele etmiş insanlarız. Şimdi elimizde silahımız yok. Görmediğimiz bir düşman var. O düşmanın da bir an önce ortadan kaybolmasını istiyoruz. Ve aklımızdaki temel soru şu, işte bu kaygıdan ne zaman uzaklaşacağız, ne zaman kurtulacağız diye durup düşünüyoruz. Savaşma ihtimalimiz olmadığı için en azından başkalarına o görevi atadık, verdik. Kurtulmak istiyoruz. Bunu yaparken de işte evlerimize kapandık. Kaygı yükseldikçe yükseldi. Enteresan bir şey oldu. Kendimizle karşı karşıya kaldık. En zor şey değil evet, mi? Evet yani ve o gördüğümüz ben hiç de bizi tatmin etmedi. Ya da evimizde beraber yaşadığımız, düşündüğümüz kişiler o kişiler değilmiş. Evet, bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Evet. Bir taraftan yani o insanın kırılganlığı, güçsüzlüğü, bir başkasını ötekileştirip kendisini yüceltme hali, ikiyüzlülüğü. Diğer tarafta işte o hepsinin kendinde böyle, onlara da uzaktan bakarken şimdi kendinde bakmaya başladı, kendinde görmeye başladı. Yani kaygıyla beraber başka bir hastalık daha zuhur etmiş durumda kişinin kendisi özelinde. Aynen. Bu nasıl etkileyecek bizi? Biz buradan nasıl çıkacağız? Değişecek miyiz? Yani iyiler iyi olmaya devam edecek mi? Kötüler ya yok bu böyle olmuyor deyip vaz mı geçecek? O soruyu da sormak lazım. Siz başlangıçta bunlar işte 3 ay sonrasının, 6 ay sonrasının konuları dediniz ama benim öyle veya böyle aklım kurcalıyor. Şu anda benim en çok ilgilendiğim konu bu. Bir kere iyilik ve kötülük bağlamsal, bugün kötü olan yarın iyi olabilir falan. O zaten hep değişime açık bir şey de. Yani net olarak benim bildiğim bir şey varsa o da bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Yani ekonomik sistemimizden kişisel hayatımıza kadar her şey değişecek. Şu anda akut dönemdeyiz. Şu anda tahmin yürütmek için doğru bir zaman değil. Yalnız prensipleri hatırlamak için çok iyi bir zaman. Çünkü kaotik koşullarda, belirsizlik durumlarında prensipler bizi ayakta tutar. Ben o yüzden hani belli prensipleri sürekli anlatmaya çalışıyorum ama yine Kemal Sayar Hoca dediniz. Kemal Sayar Hoca aynı seride bir başlangıç çözümü daha verdi ki bence çok önemliydi. Dedi ki bu kadar fazla haber seyretmek, bilgi almak virüsle mücadele etmemizde bir işe yaramıyor normal insanlar olarak. Çok fazla negatif habere maruz kalıyoruz. Dedi ki virüsle aramıza sosyal mesafe koyduğumuz gibi bir de ruhsal mesafe evet. koyalım. Yani şu önlemleri alalım. Yani eğer biz işte aşı geliştirmiyorsak, sağlık personeli değilsek önlemlerimizi alalım, elimizi yıkayalım neyse. Ama öte yandan uğraşmamız gereken asli işlere dönelim. Bakınız mesela sen hiç yabancı değilsin. Ben senin programında kaç kere anlattım insanın fabrika ayarları diye. Ne anlatıyorum ben? Doğru yaşamanın nöro evrimsel perspektifle baktığımızda basit bir formülü var. Milyonlarca yıldır insanı değişmeyen ayarlarla bu dünyaya getiren bir sistem var. İnsan buraya bir ayarla geliyor. Ama içinde kendini bulduğu medeniyetin kabulleri, gelenekleri, imkanları onu başka bir yola sürüklüyor. Şu anda içinde yaşadığımız hayat, adına sorun dediğimiz, hedef dediğimiz, hayal dediğimiz, dert dediğimiz her şey bak nasıl buharlaştı. Niye? Bunların hepsi sanaldı çünkü. Şimdi geriye gerçek olanlar kaldı. Doğru yaşamanın yolunu tekrar keşfetmemiz lazım. Bir kere bireysel düzeyde. O yüzden fabrika ayarlarımızı anlamak için bulunmaz bir fırsat. Şimdi evlere kapandığımızda kendimizle ya da eşimizle, dostumuzla işte ev ahalisiyle baş başa kaldığımızda yaşadığımız o algı çarpılmasının sebebi ne? Onları gördüğümüzü zannediyorduk. Kendimizi bildiğimizi zannediyorduk ama hep başka bir bağlamda zannediyorduk. Şimdi başka bir bağlama geçtik. Hop bir dakika o bildiklerimiz burada çalışmıyor. Demek ki öyle değilmiş. Dolayısıyla aynı şeyi sosyal ilişkilerimize, beslenme tarzımıza, hayatımızda bizi strese sokan sorunlara, efendim işte nasıl egzersiz yapıyor, günü nasıl hareketli geçiriyorduk ona. Mesela şimdi evde tıkılıp kaldık, herkes hareketsizlikten şikayetçi. Sanırsın herkes maraton koşuyordu 2 gün önce. Otobüste oturuyordu. Ama
O hareketsizlik halinin ne kadar yıkıcı olduğunu herkes gördü mesela şimdi. Şu İtalyan belediye başkanının isyanını izlediniz mi hocam? Tabii canım. İnanılmaz. Adam, ya ben 20 yıldır koşuyorum. Hiçbir zaman 20 kişiyle beraber koşmadım. Nereden çıktı bu aşk diye? Tabii şimdi millet bağışıklık sistemimi kuvvetlendireceğim falan diye. Ve bir şey daha oldu. Beni çok ilgilendiriyor. Herkes eve tıkılmaktan şikayetçi. Ya bu beni o kadar güldürüyor ki. Dün ne yapıyordun Allah aşkına? Otobüse binip işine gidiyordun, işinden geri geliyordun. Sanki dünyayı turluyordu. Sanki bilmem ne kulesinden bungee jumping yapıyordu. Yani sanırsın ki insanlar öyle bir hayat yaşıyordu, onları eve tıkmışız gibi. Bizim zihnimizdeki sınır ve kabuller sorgulanmakta şu anda. Bunları sorgulamak için çok iyi fırsatlarımız var. Şimdi birçok insan diyor ki, hoca tabii konuşuyor orada burada YouTube'da, televizyonda. Tuzu kuru kredi kartıyla ödüyordur bilmem ne sanıyor ki benim orada bankalarım, kasalarım var. Şu anda hani tabii ki geçim sıkıntısı ciddi bir tehlike, ekonomik büyük sarsıntı geliyor bilmem ne. Ama sevgili dostlar merak etmeyin, herkes aynı durumda. Yani artık parası olanın da parası yok. Ya paranın bir anlamı yok artık şu anda. Bu andan sonra başka şeyler konuşuyor olacağız ve o yüzden aklımızı başımıza toplayıp ben hayatımı nasıl daha iyi yaşarım sorusunun cevabını aramak lazım. Bunun cevabı muhtelif yerlerde olabilir ama benim önerim, muhtemelen hocamın önerisi olur. Bilimle kalın, bilimden öğrenin. Çünkü çok şey anlatıyor bize. Bakın evrimsel biyoloji dediğimiz şeyi biz bu ülkede bir tartışma konusu zannediyoruz. Hayır efendim, bu gerçek. Bugünün temel bilgilerinden biridir. Yani adab-ı muaşeret gibi, çatal bıçak kullanma alışkanlığı gibi evrimsel yerinizi bileceksiniz. Nasıl bir organizma olduğunuzu temel düzeyde anlayacaksınız. Mesela neden günde 5 öğün yemek yemediğinizi o zaman anlayacaksınız. Neden arada bir aç kalmanız gerektiğini anlayacaksınız. Neden hareketsiz durursanız hasta olduğunuzu, atalarınızı tanırsanız anlayacaksınız. Neden tek başınıza uzun yaşayamayacağınızı anlayacaksınız. Sadece teknik olarak değil, biri sizi sevmezse neden hasta olduğunuzu oradan anlayacaksınız. Ya da efendim stres, o stresi fark etmeden yaşarsanız, onu yönetmezseniz neden erken öleceğinizi fark edersiniz. Bunların hepsi biyolojide açık seçik 30 yıldır yazıyor kitaplarda. Bizim ders kitaplarımızda var. Ben ne yapıyorum? Şimdi bunları toparlayıp kapı kapı Allah'ını seversen. Bak ne olur. Yani şöyle yap, çünkü biz bugün koruyucu hekimlik diye bir şey yapamıyoruz. Mesela hekimlerimiz bile çoğu zaman bize nasıl doğru yaşayacağımızı bir konsensüs halinde anlatamıyorlar. Niye? Görüyoruz işte televizyonda bazen uzmanlar arası gerginlik çıkıyor. Biri diyor ki şeker ye, öbürü diyor ki yeme falan filan. Halbuki insanın ayarları çok daha sade ve basittir. Bu detaylarda boğulmamıza gerek yok. Ve bilimi de şöyle kullanmayalım lütfen. İşte bir dostumuzla beraber, senin programda mıydı bilmiyorum, bir programa çıktık biz. Arkadaşımız dedi ki, Türkiye'de dedi, herkes dedi D vitamini fakiri dedi. Alın dedi, paso D vitamini alın falan. Dürttüm aşağıdan, abi ne yapıyorsun dedim, öyle D vitamini evde kendi başına alınır mı? Alsınlar abi, bizim bütün testlerde düşük çıkıyor dedi. 6 ay sonra bir programa katıldık. Dedi ki, dışarıdan vitamin almak, özellikle D vitamini almak kanser yapıyor, bunu biliyoruz dedi. Dedim abi ne yaptın sen? Diyor ki bilim o gün öyleydi, bugün böyle. Adam dedim 6 aydır D vitamini alıyor. O kadar da yapmasınlar canım dedi bu sefer. Bilim böyle kullanılmaz. Bilim genel geçer bilgilerimizle örtüşüm, onu desteklediği yerde hayata hemen yansıtılması gereken bir bilgidir. O yüzden lütfen fırsat bu fırsat. Bir dinleyelim, iki öğrenelim, zihnimizi çeşitlendirelim. Şu anda en çok yapmamız gereken şey, hazır alışkanlıklarımız bozulmuşken, hazır rutinimizden çıkmışken yapmadığımız bir şey yapalım ve kendimizi biraz besleyelim gerçek anlamda. Hocam şimdi hazır alışkanlık. Hocam benim bir önerim var. Lütfen. Şimdi umarım hem ilaçlar bulunacak hem aşılar bulunacak ama bir sonraki ilkbaharda biz 10 gün boyunca gene bunu yapalım. Herkes bir otursun evinde. Keşke. Yani böyle bir şey belki hani bayramlarda yahut da yılbaşında buna bir fırsat veriliyordu ama şimdi herkes yolculuğa başladı. Tabii. Hani evinde oturmuyor ya da işte büyüklerini ziyaret bile azaldı. Yani aşırı bir hareketlilik söz konusu. Hocam dün TRT'deki... Oysa ki durdurmamız gerekiyor demek ki şalterleri. Kapatalım 10 gün. TRT'deki TRT'de programda arkadaşlar haritayı gösterdiler. İtalya'nın kuzeyindeki bir sanayi bölgesi dışında Türkiye dahil hava tertemiz. Evet. Kimse yok ya dışarıda. Hava temiz artık. Bugün kirli, bizde vardı. Kirli hava yok. Bugün bizde de hani vardı. Çok zaten. Enteresan bir şey. Çok iyi. Yani, Çin'de de bu olmuş. Bizim kendimize yapmamız gereken bir iyilikken düşman bildiğimiz virüs bize zorla yaptırıyor bunu. Otur diyor evinde. Dünyanın bize aslında şey kendini yenileme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu da tabii. Şu son 2 ayda 3 ayda ortaya çıktı. Sistem yani sanayi bacaları yapmış. Durduğu anda bir anda temizlemeye başladı. Normalden diyoruz işte küresel
İşte iklim değişikliği vesaire, ya bu kadar yılda toparlanmaz. Ya. Gayet de kendini toparlıyor. Yani bir bıraksak, çok hızlı, tabii ki. Bir kendi haline bıraksak toparlanacak. Şimdi siz fabrika ayarlarından bahsettiniz. Bir de hazır alışkanlıklarımız değişikmiş kendiniz. Alışkanlık, ya insan gerçekten çok garip bir canlı bir kere. O kesin yani. Sizin kitapları okurken hani zaten görüyoruz. Ama bir de canlı canlı içinde olup yaşarken de görüyoruz. Şimdi 10 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü gün. İşte marketlere herkes akın etti. Klasik kıtlık dönemlerinde ne yapıyoruz? İşte karbonhidrata abanıyoruz. Ne yaptılar? İşte makarnaları aldılar. Ne bileyim işte bakliyat pirinç bulabilen falan aldı vesaire. Şimdi üzerinden çok değil hocam. Bugün en kaçı? 28-29'u. Yani işte ne kadar geçti? 20 gün mü geçmedi? 15 gün. Tüketici alışkanlıkları nasıl değişmiş biliyor musunuz? Şu an en çok satın alınan ne? Kolonya. Değil. Kininli gazoz. Yani yemek için yediğimiz ürünlerde en çok aldığımız ne? Marketlerde en çok neyin alışverişi yapılıyor? Yumurta, süt. Değil hocam. Yani onlar ilk etapta alınanlardı. Şu an en çok alınan şey cips. Enteresan. Evet. Ben bir de şey yani, kininli gazozları bulamıyorum şu anda. Piyasada patlamış, kinin iyi geliyor demiş birisi. Ya çok enteresan. Tonik tarzı içeceklerin hepsi bitmiş yani. İnanılmaz bir kafa yapısına sahibiz. Hani biz işte alışkanlıkları değiştirelim diyoruz. Alışkanlıkları zaten daha yeni değiştirdik. Hani gittik orada biraz işte gıda stoklamaya başladık. Bir şey gelir vesaire, kıtlık olur diye korku vardı. İnsanlar iki günde evde oturmaya alıştılar. Tabii. Bayağı oturup cips yiyorlar. Yani hani şimdi bakın obezite sorunu başlayacak. Nüfus artışı problemi bundan 10-12 ay sonra başlayacak. Yani bunlar var. Şimdi kriz dönemlerinde organizmaların çoğu popülasyonu arttırma refleksi gösterirler. Biz bu insan olmamız fark etmez. Bu da bizim içimizden gelecek. Şimdi bunlar da sırada geliyor. Yeni yeni bebişler göreceğiz yakında. Yani bu artı ve eksi bir sürü sonucu hocam, olacak bir şey. Orası tartışmalı. Yani o bakalım. Yeni bebiş konusu tartışmalı. Onu söyleyeyim bir kere. Göreceğiz. Ben de iddialıyım. Ben sayılarla yani konuşurum. Yani ileride bakalım sayılara. Biyoloji kehanet yapamaz. Ama dedim ya, prensipler çok önemli. Mesela biyolojide bildiğiniz bir prensipten insanın ağrıyor olmasını düşünmek için çok bir sebebimiz yok. Borsa hareketlerimiz bile karınca sürülerinin davranışlarıyla aynı matematiksel kinetiği izler. Eğer orada matematiği çalışırsanız borsada tahmin gücünüz artar. Dolayısıyla insan o kadar da elden ayrı bir varlık değil. Biyoloji çok faydalıdır. Yani yayınlara baktığımızda en azından işte bu haber vesaire, işte yurt dışı kaynakları da takip ettiğimizde genellikle o işte bebek konusunun biraz aşağıya doğru ineceği noktasında bilmiyorum, söylemler var. Tabii şaşırtabilir de yani, iki gün önce makarna alan bugün cips alan onları da boşa çıkartabilir yani. New York'ta 74 yılında sadece bir gece elektrik kesintisi oluyor. Tam 9 ay sonra New York nüfusunda çok ciddi bir pik görüyoruz tarihte. Sadece bir gece elektrik kesintisi var. O kadar rutin bozucu bir şey ki onlar için, bir anda ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ya hem boşluktan, yani yapacak iş olmadığından, hem de o panik hali vesaire, o bir nüfus artışına sebep oluyor. Sadece bir gece. Dolayısıyla şimdi bu dönemde, bu sadece tabii biraz esprili de bir örnek olsun diye verdim ama çok fazla değişim göreceğiz. Yani günlük hayatımızın bütün biçimi değişecek. O yüzden şimdi, bu arada değişim dönemlerine dair çok kısa bir cümlede daha söyleyip bitireyim, çok uzatmayayım. Değişim dönemlerine dair bir şey vardır. Biyolojideki büyük yok oluşlarda, o kambriyan patlamalarında falan da bunu görürüz. En inovatif ve hızlı davranan ortama hakim olur. Yani bugün eski alışkanlıklarıma ben ne zaman döneceğim, tekrar işime ne zaman gideceğim diye bekleyen sadece bu zamanı kaçırır. Ama şimdi bugün ne yapabilirim diye soran yarını inşa eden kişi olur. Bütün değişim dönemlerinin özelliği budur. Bana inanmayanlar Nicholas Taleb'in Siyah Kuğu kitabını okusunlar. Bu tam bir siyah kuğu hadisesidir. Büyük değişimler yaratan, asla öngörülemeyen ve insanların bir süre sonra ya normaldi bu falan diyeceği olaylara sebebiyet veren öngörülemeyecek büyük değişimler. Bu onlardan bir tanesi, ama siyah kuğu olaylarının bir özelliği vardır. Sonrası asla hiçbir açıdan bir önceki gibi olmaz. Mesela kavimler göçü böyledir işte efendim. İşte 11 Eylül saldırısı böyleydi. İşte 8-9 sene içerisinde hiçbir şeyin aynı olmadığını gördük. Bu da biraz hem de küresel çapta çok büyük bir siyah kuğu. Şimdi kişisel bazda, toplumsal bazda ve ülkeler bazında bir şeyler yapma zamanı. Şimdi fırsat var, bir şeyler yapma zamanı. Peki tam olarak. O yani yeni bir dünya düzeni inşa edileceğine dair, işte herkes çünkü eşit söylediğimiz. Yeni inşa süreci nereden başlayacak? Yani veya neyin etrafında şekillenecek? Yani hangi anlamın, hangi arayışın, hangi değerin? Kişisel, o da ayrı bir soru işareti. Kişisel, toplumsal ya da işte ülke olarak kendi SWOT analiziniz varsa, yani güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi, imkanlarınızı ve tehditlerinizi biliyorsanız en doğru adımı atabilir ve o
İster buna bir yarış deyin, ister varlık, var olma mücadelesi deyin, isterseniz hayat deyin. Onda birkaç adım öne geçebilirsiniz. Ben mesela, ben ne yapıyorum? Ben bir anlatıcıyım. Okulda, üniversitede ders anlatıyorum. Dışarıda halk bilimi, halka bilimi anlatıyorum. Şimdi yemin ediyorum şu 8-10 gündür hayatımda hiç konuşmadığım kadar konuştum. Çünkü benim bütün konferanslarım falan iptal oldu. İşte bir sürü eğitim vardı, hepsi iptal oldu. Ne yaptım? İnternet uygulamalarını keşfettim. Instagram canlı yayınıdır, Zoom'dan bilmem nedir. Sabahtan akşama kadar konuşuyorum. İyi geldi yani size. Bu hafta iki tane 500 küsür kişilik katılımla webinar yaptım. İnternet semineri yaptım. Yani şu anda benim yaptığım şeyi daha odaklı yapabileceğim bir zamana geldik. Hatta şöyle bir şey var. Malum biliyorsunuz bizi kongrelere işte giderken işte davetli konuşmacı çağırdığımızda bazen uçak biletini gönderiyorlar. Evet. Biniyoruz gidiyoruz evet. Bir tantanalar, şaşalar, otellerde yemekler şudur budur. Ne yapacağım? Bir saat iki saat konuşup geri geleceğim. Şimdi açıyorsun uygulamayı. Sıfır masraf. Sadece serverların elektrik masrafı var işte. Konuşmanı yapıyorsun. İnsanlar dinliyor. Boşu boşuna geyik muhabbetiyle falan vakit yitirmiyorsun ve odaklı olarak işini yapıyorsun. Aslına bakarsan daha verimli benim açımdan. Bunu neden anlattım? Ben yapabildiğim şeye devam etme kararı alınca bu çıktı ortaya. Ama ben, Allah bizim bütün etkinlikler iptal oldu. Ben bari evde yatayım, bir daha biri çağırana kadar hocam, beklerim deseydim. Hocam siz ki bir buçuk senede üç kitap çıkardınız ya. Sizin için tabii bayrama döner bu süreç. Bir de inşallah. Ama bak yazamayacağım şimdi kitap. Kötü. Bu tempoda kitap yazılmaz. Ya televizyon ya şey. Ama şunu söylüyorum. Ne yapabiliyorsanız onun tam zamanı. Herkes başka bir şey yapıyordur. Tığ işi örüyorsanız şimdi tam zamanı. Tığ örün. Asfaltı örtü yapın fark etmez. Bir şey örün, bir şey yapın ama. Yani şu anda boş oturup da geçmesini aynen bekleyeceğiniz bir zaman değil. Her şeyin sarsıldığı ve neyin öne geçeceğini bilmediğimiz bir zaman. Devletlere bunu bıraksalar anlatırım. Hadi şimdi yapın. Mesela Türkiye ne yapmak istiyordu yıllardır? Hadi yapsın, bir şey yapsın. Türk insanı bireysel grup olarak dernekler, sivil toplum kuruluşları, yardım örgütleri. Hadi şimdi bir şey yapın. Şimdi taşın altına elini sokma zamanı. Burada benim bir önerim olacak. Şimdi şu anda devam eden krizle ilgili tabii ki Sağlık Bakanlığı, hekimler çok iyi çalışıyorlar ama bunun gelecekle ilgili projeksiyonunu yapmak için belki diğer birkaç bakanlık birleşip sosyal bilimciler bir araya gelsin. Muhakkak. Yani bu virüsün kendi gidişatı, ilacı vesaire Sağlık Bakanlığı bizler yapalım. Fakat sosyal bilimciler, ekonomistler Türkiye için bir planlar çizsinler. Yani A senaryosu, B senaryosu, C senaryosu. İnsanlar 3 gün işe gidip 4 gün evde mi kalsınlar? Burada kalacak olurlarsa sağlıklı olabilmek için işte yeterli parklarımız var mı? Spor yapacak yerlerimiz var mı? Yani şehirlerimizi dönüştürmek, işte işin içine sanatı katmak ve tabii ki aile yapısı da çok önemli. Ailemize zaman kalması gibi bu dönüşümler bir projeksiyon çerçevesinde yapılabilir. Yani o birazcık bir yön vermek için. Tabii ki şimdi bu virüsten bu kadar korkmamızın nedeni kontrol edemediğimiz için. Biz istiyoruz ki işte çıkan uzmanlarımız, hekimlerimiz desin 10 gün sonra bitti. Hani mesela hocalardan da hep tiyo istenir ya. Yani uzun uzun işte okumayayım da bütün şeyi siz bize işte hap gibi verin en önemli noktasını. Böyle bir şey yok. İşte bunun artık tam içerisindeyiz. Yaşayıp göreceğiz. Ama hepimize de yapacak şeyler var. Geleceği tasarlamak için ve belki Türkiye'den güzel model çıkacak. Yani belki kim bu Türkiye'nin bir çıkış zamanıdır. Hep beraber bunu düşünelim. Burada hocam bakış tarzı bak dikkat ettiniz mi? Bunu valla biraz mesleki şey yapacağım ama bağnazlık. Bunu ancak biyolog yapar bak. Hoca hemen diğerlerini göreve çağırdı. Çünkü bütündeki karmaşıklığın farkında. O da gelsin. Sosyal bilimler, beşeri bilimler olmadan bu işler çözülemez mesela. Biyolog virüsünü aşısını tam halleder ama bir de bu işin sosyal boyutu var. Yani şu birlikte evet, biz bilincini evet oluşturmak için o çeşitliliği bir hatırlamak lazım. Diğerleri olmasa sen işte bu televizyon programını yapan kişi olarak yani burada çok önemli bir katkın varmış. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle bakmak, bir bütün olarak bakmak lazım. Eğer bunlar birlikte aynı hedefe yürüyebilirse işte o zaman yıkıcı, daha doğrusu yapıcı bir kuvvet oluşuyor. Yapıcı kuvvet oluşuyor. Dümdüz oluştu, gidiyor yani o yolu asfalt yapıyor, biz de üstünde gidiyoruz. Dolayısıyla böyle bir kafayla her düzeyde bakılabileceğini düşünüyorum. Ben şimdi böyle heyecanlı konuşunca insanlar diyor ki ya bu herif virüse mi sevindi, ne oldu falan filan. Ya atalarımızın bize öğrettiği bir şey var. Kabz olmadan bast olmaz. Her çıktığım programda söylüyorum. Sıkışma olmadan genişleme olmaz. Bahçe sularken hortumu böyle elinde tutarsan su önüne dökülür.
Ağzını tıkarsan su ileriye fışkırır. Şu anda sistem bizi biraz sıkıştırdı. Sıkıştırdı ki tazyikimiz artsın. Ama ben bu tazyikten şikayet ederek hababam virüsle ilgili o istatistikleri bilmem neleri haberleri, ölüm haberlerini dinleye dinleye evde kendimi buhrana sokuyorsam o tazyik beni ezer. O tazyik beni işlevsiz bırakır. Panik beni hareketsizleştirir. İnsanın panik durumunda yapabileceği hayvandan farklı bir tane artı bir repertuarı var. Hayvanlarda ne yapar? Stres, savaş, kaç, don. 3 tane tepkimiz var. Sempatik sistem devreye girerse bu üçünden birini yapacağız. Evet. Ama insanda artı bir var. Cesaret. Korkmasına rağmen üzerine gider. İşte bunu yapmanın zamanı. Şimdi herkes deli gibi camdan atlamasın ya da virüse karşı cesaret göstermeyin mesela. Gidip o kuralları ihlal edip de bilmem ne yap, cesaret değil. Bu işte cahil, aslında bu aptallık, cahil cesaret dediğimiz şey. Mevzuyu bilmemek. Cesaret nedir? Demin dediğim gibi. Ne yapabiliyorsanız onunla başlayın. Alev Alatlı'dan duymuştum. Dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla. Hele ki değişim dönemindeysen tam onun zamanı. Yanındaki komşuna bir bardak su verebiliyorsan bu dünyayı değiştirmenin yolu. Olmadı tebessüm edebiliyorsan bu onun bir yolu. Hepimiz bir şey yapıyoruz. Hepimizin elinin altında canlı yayın istasyonları var şu anda. Millet haldır öldür canlı yayın yapıyor. Nerelere ulaşabileceğimizi, neler yapabileceğimizi ya 2 dakika ayırıp bir düşünelim. 2 dakika. Yani korkunç bir hareket yaratmamak için hiçbir nedenimiz yok. Ve kimse kendini küçük görmesin. Bedenimizde korkunç birbirine bağlı. Korkunç muazzam diyelim. Muazzam. Evet, korkunç. Yani daha yani pozitif bir böyle, kelime evet, olsun. Dehşetleri korkutan diye gelmişti. Tam söyleyemedim, iyi düzelttin. Vücudumuzda 100 trilyon civarında hücre var. Her biri diğeriyle bağlı olduğu için beden kadar kuvvetli. Ve hiçbir hücre önemsiz değil. Her hücre sistemin içerisinde bir parça. Karaciğerdeki bir tane hücre dese ki ya benden ne olur 30 mikroncuk hücreyim, tık safra üretimini kesse, tık detoksifikasyonu kesse bittik biz. Yani diğer hücreler de ona uyar çünkü karaciğer iflas etti. Dolayısıyla bunu yapmamak için buradaki bütündeki yerimizi bir daha tefekkür edelim. Küçük şey yoktur hayatta. Hele şimdi hiç yoktur. Bugün bekleme lüksümüz yok. Bir şey oluyor, evlerimizde bekliyoruz. Kendimiz için bekleme lüksümüz yok. Ne yapabiliyorsak o. Benim herkese bağıra bağıra bu aralar anlatmaya çalıştığım şey bu. Bir inisiyatif alalım. Şüphesiz. Nesli Hocam, şimdi az önce Sinan Hocam söyledi. İşte o tazyikten bahsetti ya. Sonuçta siz tazyiği en net hisseden isimlerdensiniz. Şüphesiz. İşte bu akşam burada konuksunuz. Dün akşam bir başka televizyon kanalında konuktunuz. Gün içinde birçok çalışma yürütüyorsunuz. Ne oluyor, ne bitiyor okuyorsunuz, ediyorsunuz. İşte uluslararası laboratuvarlarla, farklı üniversitelerle, yurt içinden yurt dışından sürekli bilgi paylaşımınız var. Yani acayip bir bombardıman var. Hani biz evet işte bir haber akışı var. Onu en azından bir süzgeçten geçirip artık hani mesleki olarak da çok alıştığımız için bu düzene yıllardır. Bize ne gelirse gelsin artık bir şekilde göğüsleyebiliyoruz. Ama sizin için bambaşka bir ortam var ve buradaki konu can. Öyle veya böyle. Siz işte eve gittiğinizde ya şöyle biraz uzak kalayım diyebiliyor musunuz? Veya bunu da okumayayım. Bunu da bırakayım. Dur kafam bugün çok doldu. Ay çok şiştim. Nasıl rahatlarım gibi bir ortam var mı? Biyologlar sizin çalışma ekibinizde adını saydığınız çok kıymetli meslektaşlarınız arasında. Yani biz son işte 10 gündür tam da dinlenebildiğimi söyleyemem. Ya da gece uyanıyorum, başka bir şeyler yazıyorum, tekrar uyuyorum. Yani parça parça oldu ama bunun farkına vardım. Sağ olsun babam da özellikle ikaz ediyor. Biraz kendine bakman gerekiyor diye. Ben daha önceki çok yoğun dönemlerde kendi içim sakinleşmek için bazı stratejiler geliştirdim. Mesela bir goblen işliyorum. Yani o beni oturtuyor ve sakinleştiriyor mesela. Ve yakında şimdi bu yoğun programlar, gündüz biz gönüllüleri organize ediyoruz. Aşı projesinin işte şeylerini, revizyonlarını gönderdik ve planlarına başladık. Ben hani birkaç gün sonra tamamen televizyonlara çıkmayı bırakacağım. Çünkü ben aşı projesine odaklanmak istiyorum. O zaman doğru zamanda sizi çağırdık. Aynen. Ve orada da aşırı yoğun geldiği zaman ben kendimin şalterini indirmeyi beceriyorum. Yemek yapıyorum, işte başka goblen işliyorum, başka güzel şeyler yapıyorum, kitap okuyorum. Buna çok ihtiyacımız var. Hatta bazı durumlarda bu son 5-6 yıldır hiçbir şey yapmadan sadece oturuyorum. Mesela yarım saat. Yani çünkü çok fazla input geliyor. Onları düşünmek için zaman gerekiyor. Ve hani daha gençken daha çok makale okuyordum.
Şimdi daha az makale okuyup daha çok kendi fikirlerimi hedefe yöneltmeye ve projelere dönüştürmeye çalışıyorum. Bir ara spor yapıyordum. 8 ay güzel yaptım. Bu ara boşladım ama yürüyorum. 3-4 kilometre gündüz. Bu şekilde sağlıklı biraz daha da yönelsem iyi olur. Sağlığınızı yerinizde tutun hocam. İhtiyaç olacak belli ki gelecekte de. Bu şekilde ama şu son 10 gün tabii ki non-stop işte bir şey yapalım. Bu testleri yaygınlaştıralım. Kaybetmeyelim. İşte önümüzü görelim. Biz ne yapabiliriz? Aşı projesi. Her yoldan saldırdık koronaya. Ama öbür yönden de tabii ki bize bir şeyler öğretiyor. Edilgen olduğumuzu. Mesela ben edilgen olduğumu çoktan kabul ettim. Ve bu benim için hayatta bir prensip. Yani her şeyi ben kontrol edemem. Yani evet, güzelleştirmeye çalışıyorum etrafımı. İyi şeyler yapmaya çalışıyorum ve dünyadaki mesela sonsuz olumsuz ve kötülüğe sonsuz güzellik ve iyilikle cevap vermek isterim. Budur benim hayatımın prensibi. Şüphesiz ki çok kıymetli söyledikleriniz. Amin diyorum hocam dediklerinize. Vallahi dua gibi. Öyle yani, harika. İnşallah. Yani bu bana güç veriyor tabii, zor zamanlarda. İnternette caps olsun, sürekli geçsin bu mesela. Hangisi? Devamlı işte sonsuz iyilik ve güzellik. Aynen. Devamlı dönsün. Yani bir bilim insanından bunu duymak özellikle çok güzel. Çünkü böyle bilim yapılırsa, yani bilimin yüce bir amacı olduğu evet. zaman ekstra güzel işte. Biz biraz bunu teknik işe indirgediğimiz için de sıkılmış olabiliriz. Halbuki bilim çok tanrısal bir iştir aslına bakarsanız. Dedim ya, tabiatı yakından dinlemektir diye. Aynı zamanda güzellik üretir. Tabiatı gereği böyledir. Evet. Biz biraz bilimin kötü tarafına falan da vurgu yapıp aman canım işte bunlar da atom bombası yapıyor falan diyoruz ama gerçek bilim öyle bir şey değil. Gerçek bilim tutkuyla aşkla yapılan bir şey. Ve dedin ya işte eve gidince duruyor musunuz falan diye. Sen mesela yeni aşık olduğunda eve gidince aşkını düşünmekten vaz mı geçiyorsun? Ya oluyor mu öyle bir şey? Olmaz. O arka planda evet. sürekli işte hocam diyor ya, kalkıyorum gece bir şey yazıyorum. Niye? Dürtüyor onu. Meslek aşkı dürtüyor. Diyor ki hadi. Arka plan yine şey problem var. Değil hocam. Arka plan, o arka planda hiç arka durmaz. Arka planda çalışsın. Ha, arada bir dikkatin değil. Dağılır, işte yemek yersin, ihtiyacını giderirsin falan filan ama arka planda aşk sürer. Yani bu biraz böyle bir şey. Devamlı arkada çalıştığı zaman zaten insanı bir süre sonra kendisine benzetir o. Meslek aşkı o yüzden çok az insana nasip olan bir şey. Bir süre sonra sizi kendisine dönüştürür. Çünkü beyin şey ya, hani böyle akan su gibi yatağın şeklini alıyor işte. Zamanla plastisteden sizi kendisine dönüştürüyor. O yüzden bu arada mesleklerinden ayrı kaldı ya birçok insan, şu anda işine falan gidemiyor ya. O dün şikayet ettikleri iş ne kadar kıymetliymiş, evet, herkes anladı şimdi. Mi? İnşallah başka bir açıdan bakıyorlardır mesleklerine şimdi. Yani sadece evet. para kazanma aracı değil, aynı zamanda yaşamın çok önemli bir parçasıymış. Şüphesiz ki öyle. Şimdi çok fazla televizyoncudan duymak ihtimaliniz olmayan başka bir şey de ben söyleyeyim. Arada televizyonunuzu kapatın. Doğru. Yani doğru. Bu programları 7 gün 24 saat izleyip sağlıklı kalmak. Yani en azından biz hani biraz daha farklı taraflarından konuşmaya çalışıyoruz ama sürekli işte bu korku halinden, rakamlardan, onu destekleyen rakamlardan bir veri almak, size uyaran şeklinde geliyor olması pek sağlıklı bir durum değil. Ya biz bu işi yapıyoruz. Biz bir tane işte belirli saatlerde en azından işte dakikalarla da sınırlı olsa uzak kalmaya çalışıyoruz. Ben de akşam eve gittiğimde izlemeye devam ediyorum. Ama mesela bütün haberlerde olumsuz şeyler önce söyleniyor. Kurtulanlar önce verilsin. Şu kadar insan taburcu edildi. Yarından itibaren öyle yapalım hocam. Yani gerçekten yarından bu insanı çok etkileyen bir tamam. şey. Ben arkadaşlarıma ileteceğim. Ne bundan olur, sonra şu koruyucu dili de yayalım. Yani evet, koruyucu evet. dili yayalım. Yani mesela Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu diye işte her gün Sağlık Bakanlığı artık bir tablo şeklinde veriyor. Ben arkadaşlarıma da iletirim. Toplam iyileşen hasta sayısını önce veririz. Evet, çok aynen, güzel olur. Hiç olur. Sıkıntı yok. Yani keşke şu an hastanelerde olan işte yoğun bakımda 445 hastamız var. Acil şifalar diliyoruz. Umarız yarın hepsi o yoğun bakımdan çıkar. Tabii ki dileğimiz herkesle ortak. Farklı bir şey düşünmeye ihtimalimiz yani yok. Yani kaybettiğimiz insanlarımıza da tabii çok, çok üzüldük. Ailelerine de. Umarım bu sayıyı azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten buna inanmalarını istiyorum ben. Bunu bu arada sadece biz değil, bu açıklamayı her gün yapan işte Sağlık Bakanlığı da ilk günden beri işte test sayısı şu kadar, işte vaka sayısı bu kadar. Evet. Hayatını kaybedenler diye sıralarken önce sevindirici olanın başarı noktasında elde edilen rakamın paylaşılması çok daha sağlıklı olur. En azından umudun olduğunu unutmayız, hatırlarız her şekilde. Biz de dikkat ederiz. Ben tekrar hocam. Buradan Sağlık Bakanlığımıza, bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımıza, şu
Türkiye'de, dünyada şu anda 165 ülkede 1 milyar 500 milyonun üstünde öğrenci evde, okullar kapalı. İnanılmaz. 165 ülkede. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Ve Türkiye bildiğimiz kadarıyla dünyada tek tak diye online eğitim sistemini devreye sokabilen ve herkese, bütün Türkiye'ye, bütün öğrencilere ulaştırabilen bir ülke. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kriz durumuna hazır olan belli oluyor. Hemen pat diye çıkıyor. İnşallah hepimiz irili ufaklı her krize böyle hazır olalım. O örnek önemli bir örnek bence. Yani sistem güzel çalışıyor ama yani bu şirkette de bizim işte anneler, babalar var, çocuk sahibi olan. Onların da şikayetleri var. Tabii tabii, eksik muhakkak olacak. Yani eksikler mutlaka var ama o kadardan ama şikayet edecek boyutu değil. Ama harekete geçebilmek bu devirde tabii, zor. Karar vermek o harekete çok geçmek önemli. Güzel. Yani mesela her şeyde işte hocamların labda da eksik vardır ama eksik var diye bekleseler oradan iş çıkmaz. Dolayısıyla elimizden gelen işle başlayacağız. Önce şimdi, olmak iyi. Biz de mesela gelen eleştiriler çok aşırı, ben 12 ayda illa çıkacak aşı diye çok pozitif konuşuyormuşum. Oysa çıkmayabilirmiş ama yani bir yola çıkmazsanız zaten varamazsınız menzile. Yani çıkmayacak diye yola mı çıkmayalım? Hocam sizin başka bir açıklamanız daha var ya, onu da söyleyeyim. Yani hani hep pozitif hep pozitif diye bakmasın insanlar işte. Nesrin hocam 12 ayda aşıyı halledeceğiz derken mesela başka bir açıklamanız var. Koronavirüs mutasyon geçirerek daha da ölümcül hale gelebilir. Ancak yaz aylarında bulaşıcı etkisinin azalması bekleniyor. Şimdi bu iki cümleyi de birbirinden farklı değerlendirebiliriz. Evet. Bir taraftan ölümcül hale gelmeyebilir de tabii. Veya yaz aylarında bulaşıcı etkisi azalmayabilir de. Onu bilemeyiz işte. Yani bunu yaşayacağız hiçbir konuda şimdi. Kesin yargıya varmak evet. Mümkün değil. Aynen. O şekilde. Bu arada bir minik bir şey hatırlattım. Vallahi hocam. Bir cümle. Hep bir cümle diyorum ama uzun oluyor. Estağfurullah hocam. Eleştirmeyelim dedin az ya. Az kaldı zamanım, onu söyleyeyim eleştirmeyelim ya. Eleştirmeyelim dedin ya. Eleştirelim. Ama şimdi bu dönemde Cemil Meriç'in söylediği her pırıltıya muhabbetle yaklaşmak lazım. Sözüne en çok ihtiyacımız olan zaman biri bir şey mi yapıyor? Yapıcı eleştirimiz varsa eleştirelim. Yoksa susalım. Yani sırf laf çakmak, sırf ideolojik bilmem ne alışkanlıklar vırt sırtla eskisi gibi konuşacaksak bu devir o devir değil. Şu anda bu ülke için bir şey yapan birini görüyorsanız, daha iyi yapma yolunu görüyorsanız onu söyleyin. Çünkü ona yardım etmek demek. Ama ona yardım edecek bir şeyiniz yoksa kalabalık etmeyin, gölge etmeyin. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bu. Özellikle ben Milli Eğitim o online eğitim sistemini geliştiren arkadaşlarla da işte beraber yakın görüşüyoruz. Onların şu anda geri bildirime çok ihtiyacı var. Çünkü en önemli problemimiz şu anda eğitim. Bu ülkenin hemen en yakın plandaki en büyük sorunu eğitim. Orada çok iyi de bir ivme yakalayabiliriz. Bunu da inşallah başka bir zaman uzun uzun konuşuruz. Eğitim önemli. İşte dünya genelinde 1 milyar 200 milyon çocuk var. Türkiye'de de işte milyonlarla ifade ediliyor. Öncelik yine de şu an en azından sağlıkta kalsın. Anneler, babalar çocukların eğitimini en azından kaygı dozlarını artırıcı bir ne diyelim parametre olarak kullanmasınlar. Hı hı. Çünkü sağlık daha önemli. O kaygıya hiç gerçek. Gerek yok. Her şey evet. Olacağına varıyor. Daha keşke zamanımız olsa konuşmaya devam etsek. Konuşabilecek pek çok başlık var. Ama bu haftalık bu kadar. En hızlı geçen programlardan biri oldu. Evet, çok zevkli hızlı oldu. Hızlı ve keyifli hakikaten. Oldu. Bizler için de öyle. Umarım izleyenler için de aynısı gerçekleşmiştir. Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nesrin Özeren bizimle birlikteydi. Muhtemelen bir kez daha ekranda görme ihtimaliniz zor. 2 gün sonra kendisini kapatacak çalışmalara ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinir Bilimci Profesör Doktor Sinan Canan bizimle birlikteydi. Artı eksinin sonuna geldik. Sinan Canan biyologluk cedaylık gibidir demişti. Tüm biyologlara seslenelim. Güç sizinle olsun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok iyi.